Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Haftanın bu son gününde diliyorum ki her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, her şey istediğiniz, gönlünüzden geçen her şey sizinle olsun efendim. Türkiye'nin dört bir köşesine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoş geldiniz Gerçeğin Peşinde programına. Efendim, bugün Taner hocamız yok, bir işi olduğu için bizimle birlikte olamayacak. Ama tabii ki de hukukçumuz, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün Taner hocanın da yerini doldurmaya İnşallah. Çalışacaksınız. Tabii dolmaz onun yeri Kimse hiçbir şekilde. Kimse onun yerini dolduramaz ama yani. Bugün bir işi olduğu için katılamadı. Ve değerli konuklarım, bugün Hayriye ile ilk kez tanışacaksınız efendim. Onu bir söyleyeyim baştan. Sonra Selda var. Selda 12 senedir, 12 sene önce çocuklarını ve eşini terk edip başka bir adama gitti. Hem de böyle televizyon programında altta işte numaralar geçen bir numaradan buldu ve doğru adam olduğuna karar verdi. 12 senedir de beraberler. İki tane de çocukları var ama bir türlü eski eşi onu boşamıyor. Musa ve 12 senedir onu bekliyormuş. Oradan olan oğulları da diyor ki babamızla barışırsan, biz de seninle iletişimimizi kuvvetlendiririz, seni de görürüz. Hatta eşi diyormuş ki sen o coşkundan olan oğullarını da çocukları da al gel, ben onlara da bakarım diyormuş. Selda artık bu iş bitsin diye geldi buraya. Bugün Selda'ya bazı sürprizlerimiz olabilir ama biz Hayriye ile başlayacağız. Niye evliliği 2 ay sürmüş, ne olmuş da 2 ay sonra baba evine dönmüş Hayriye ve döndüğünde de bebek beklediğini öğrenmiş. Sonrasında da o bütün gelişen olaylar Hayriye'yi bugün Gerçeğin Peşinde programına getirdi efendim. Gerçeğin Peşinde başlıyor. Hayriye Küçük, 1,5 yaşındaki oğlu Ali Kara'nın 3 gün önce çocuğun babası Yunus tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Bir an önce oğluna kavuşmak istiyor. Kendi babası kaçırdı ama şu an ne halde, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor hiçbir şekilde hiçbir haber alamıyorum ben kendisinden. Oğlunun hayatından endişe ediyor. Çocuğu nerede yatırıyor, nerede kalkıyor, kime güvenip bırakıyor hiçbir şekilde bir haber alamıyorum. Minik Ali Karan nerede? Birazdan. Evet, Hayriye Adıyaman'dan geldi efendim. Hayriye 24 yaşında. Yunus 35 yaşında çocuğunun babası. Hayriye, 2019 yılında siz dini nikah yapıyorsunuz. Evet. Halbuki senin yaşın tutuyor. Aynen. O evli değil. Hı-hı. Yani resmi nikah yapmamak için hiçbir sebebiniz yok. Niye evet. Kızım? Niye dini nikah sadece? Dini nikah oldu. Resmi nikah da olacaktı düğünden sonra. Fakat yapmadılar. Hani akraba olduğu için güvendiler benim ailem. Olur dediler fakat yapmadılar. Tarih ama alındı ama yapmadılar. Bir sebebi olması lazım bunun. Evet. Ne sence? Ben yeşil kartlıyım diye benim hani devletten yardım alırım diye yapmadılar. Yani bahaneye bakar mısınız bahaneye ya? Bahaneye bakar mısın? Olacak bana şey öyle söylediler. Değil. Evet. O zaman seni yeşil kartın olduğu için mi oğullarıyla oğullarına istediler ve dini nikah yaptılar? Annesi diyordu ki benim yeğenim de bir yıl boyunca nikah yapmadı dedi. Bir şey olmaz dedi, ne olacak dedi. Allah Allah. Rahatlığa bakar mısınız ya? Çok hakikaten büyük rahatlık. Ama dini nikah yapıyorlar. Düğün de yapıyorsunuz. Aynen, her şey usulünde. Resmi nikah yapılmıyor ama sizi karı koca ilan ediyorlar. Ve evet. Siz resmi nikahlı çift gibi aynı eve giriyorsunuz. Aynen. Fakat 2 ay sonra ne oluyor da Hayriye? Hı-hı. Sen bilmem babanın evine dönüyorsun. Aşırı kıskançlık yapıyor. Beni herkesle yakıştırıyordu. Evet. Daha 2 aylık evdeyken. Evet, her gün tartışma oluyordu. Ve ben 2 ay sonra zaten yani bağımlı olduğunu öğrendim. Alkol içtiğini öğrendiğimden dolayı sürekli kavga oluyordu. Hayriye, hani bir de akrabaymışsınız ya. Aynen. Akrabalık bağınız nedir? Babamın uzaktan akrabasıydı. Yani bu çocuğu hiç mi tanımıyordunuz? Hayır, ailesi gidip geliyordu ama kendisini hiçbir şekilde görmüyorduk. Sen görücü usulü. Evet, görücü usulü. Yani gördün çocuğun. Evet. Nikahta mı gördün yoksa? Hayır, görücü usulü gelip gidiyordu. Ha, öncesinde bir görüştünüz.
anlaştınız? İstemeye geldikleri gün ben tanıştım kendisiyle. Daha önce hiç görüşmedim, görmedim kendisini. Peki istemeye geldiler. Sen hemen evet mi dedin? Hemen evet demedim zaten. Hani bir tanıyayım. Geldi, bir tanıyayım dedim. Hani birkaç saat falan geçti. Hani ilkim böyle çok iyilerdi yani. İnanılmazdı. Hani böyle çok değişik, iyi geldiler yani. Melek gibi insanlardı. Sonradan evlendikten sonra çok kötü oldular. Sen o zaman Yunus'u da beğendin. İyi bir çocuk dedin. Birkaç evet, saat babası beraber... da yoktu. Hani yetimdi o da. Evet. Birkaç saat beraber hani baş başa vakit geçirdiniz, muhabbet ettiniz, çay içtiniz. Evet. Anlamaya çalıştın çocuğu ve evet dedin. Aynen. Peki evet dedikten kaç gün sonra şey oldu? Düğün, işte dini nikah. Zaten diyelim hani bugün istemeye geldiler. Diğer gün nişan oldu. 6-7 ay falan nişanlı kaldım. Ondan sonra evlilik oldu zaten. Nişanlılık döneminde hiç görüşmüyor muydunuz ki sen anlamadın bazı Görüşüyorduk. Günlerini? Geliyordu da kendisi. Yanımızda yani ibadetini bile yapıyordu. O kadar kendini iyi gösterdiler. Ama öyle değilmiş işte. Neden kıskanıyordu seni? İki ay. Peki siz şimdi Adıyaman'dasınız. Evet. Onlar da Adıyaman'da. Hayır, onlar Adana'daydı. Adana'da. Evet. Sen Adana'ya mı gelin gittin? Aynen evet. Peki. Orada mesela kıskançlık. Ne kıskançlığı? Daha iki ay olmuş. Hani cicim ayı dediğimiz. Ailemle görüşmeme bile izin vermiyorlardı. Telefonumu bile kendisi kırdı. İstemiyorum ailenle görüşmeni dedi. Telefonu o yüzden mi kırdı? Yoksa sen hani sosyal medyadır bir şeydir? Ben hiçbir şey kullanmıyordum. Evet, her şeyi bıraktım yani. Ben nişanlandıktan sonra hiçbir şekilde sosyal medya olsun hiç kimseyle görüşmüyordum. Sadece annemle, ablamla, abimle görüşüyordum. Hiçbir şekilde arkadaşlarımı bile bıraktırdı yani ben onun yanına gittikten sonra. Ve sen kayınvalidenle falan aynı evde mi yaşıyordunuz? Onlar alt katta oturuyordu, biz üstteydik ama hiçbir şekilde yanımızdan ayrılmıyorlardı, gitmiyorlardı yanımızdan. Nasıl gittin evden? Şimdi böyle bu söylediğin insanlar, tabii Yunus da dahil, annesi evet. babası da dahil, öyle sana ben gidiyorum deyince hadi git diyecek insanlar değiller. Hayır. Kaçtın mı? Kaçmadım, benim abim aradı beni. Ablamgille görüştüm. Hani bir şekilde beni buradan çıkarın dedim. Yoksa dedim bırakmıyorlar beni dedim. Zaten biz eve geleceğimiz gün sürekli bir şeyleri kırıyordu. Gitmeyeceksin diyordu. Ben bırakmıyorum diyordu. Ondan sonra abim aradı, kendilerini tehdit etti. Siz eğer göndermezseniz ben polis ekibi göndereceğim dediler. Göndermediler zaten. Ondan sonra dayısını aradı abim. Bir şekilde göndereceksiniz yoksa biz kendimiz gelip kız kardeşimizi alacağız dediler. O şekilde akşamsı zaten bilet kestiler. Biz de ben de onlara oyun yaptım yani. Dedim ki hani geri döneceğim. Bu olanların hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim dedim. Gidip geri geleceğiz dedim. Sadece ailemi görmek istiyorum. Ziyaret dedim. Gibi gidiyorum. Aynen. Dedim. O şekilde bütün valizimi topladım. Hatta valizimden bütün eşyaları çıkarmışlardı. Ben uzun kalırsın, gelmezsin Aynen. diye. Bütün eşyalarımı çıkarmışlardı. Geldiğimiz zaman dayısı ve yani teyzesi ve eşi geldi bize. Konuştular, baktım böyle hani ben de olan biten her şeyi söyledim. Eğer sen benim aileme saygı duymuyorsan, onlar beni güvenip sana verdilerse, o sen onların güvenmiyorsan eğer ben de gelmeyeceğim dedim seninle. Hiçbir şekilde gelmeyeceğim. İki ay sürdü toplam. Aynen, sadece iki ay sürdü. Zaten resmi nikahta olmadığı için herhangi Aynen. bir işleme de gerek duyulmadı. Aynen. Ama iki ay sonra sen baba evine gelince... Birkaç gün sonra öğreniyorsun ki bebek bekliyorsun. Aynen. Peki bebek beklediğin zaman ya ben yine de döneyim gideyim hani ne de olsa bebeğim çocuğumun babası olacak. Onun da haberi olsun. Ne yaptın bebek beklediğini öğrenince? Ben zaten öğrendiğimde onlar da biliyorlardı zaten hani söyledim ben onlara hamile olduğumu. Fakat hani kendisi inanmadı. Benim çocuğum değil dedi. Ben inanmıyorum dedi. Benim çocuğum değil o. İnanmıyorum dedi. Evet. Benden değil dedi o çocuk. Onun çocuğu ama değil mi? Evet onun çocuğu. Ha, yani. İstediğiniz her şeyi de yani araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Onun çocuğu yani. Yani bir de diyorsun ki hani çok kıskanç. Evet. Burada da sen beni aldatıyorsun falan gibi alkol aldıktan sonra karısına sözde aslı astarı olmayan iftiralar atıyormuş. Aynen öyle. İki aydır aynı çatı altındasınız. Anne baba işte kayınvalide kayınpeder yukarıda oturuyor. Hı hı. Sen zaten evden dışarı çıkmıyorsun. Çıkmıyorum. Ondan sonra hala seni kıskanıyor ve bu tür iftiralar atıyor. Aynen. Biraz bu konuda bir hastalığı herhalde. Muhtemelen. Değil mi? Saplantısı var yani. Ya da bir özgüven eksikliği bir şey var. Aynen. Ya da o maddenin etkisiyle yapıyor bunları. Aynen. Peki sen bebeğini
babanın evinde mi dünyaya getirdin? Evet, babamgilde dünyaya geldim. Çocuk kimin üzerine şu anda? Ali ben Karan? İlkin kabul etmediği için babamın üzerine kimliğini yaptım. Daha sonradan geldi, dedi ki ben DNA testi yapıp öyle üzerime alacağım dedi. Çünkü dedi sana güvenmiyorum dedi. Ciddi bir hakaret ya. Hakikaten ya. Bunun aslında ya. Var ya, bunun bir karşılığının olması hakikaten lazım. Hakikaten yani, öyle yani. Israrla ahlaka aykırı davranış içerisinde olduğu vurgusunu yapıyor çocuğunun annesine. Ya bunun bir karşılığının olması lazım. Bence bir manevi tazminat davası aç bu adama. Normal. Cidden bak. Hani nafaka gerçekten. Davası bile açtım, hiçbir şekilde bana yardımcı olmadılar. Yardımcı şey olmak yapmadılar. Zorunda zaten. Bir manevi tazminat davası aç yani, senin bir şekilde zedelemiş gururunu, onurunu, abi, şerefini. Abi benim çocuğumu versin, ben ondan hiçbir şekilde bir para talep etmiyorum. Yeter ki benim çocuğumu bana getirsin. Sonunda çocuğu aldı mı üzerine? Evet, çocuğu aldı üzerine. Şu anda yani Ali Karan babasının soyadını taşıyor. Aynen, doğru mu? Evet. Ali Karan ünlü olarak. Aynen. Onun nüfusunda. Peki bu, evet, çocuk 1,5 yaşına gelmiş. Hı. Başlangıçta bu çocuk benim değil gibi bazı iftiraları olmuş. Evet. Fakat bu 1,5 yaşına gelene kadar babayla o Adana'da, siz Adıyaman'dasınız. Hı hı. Nasıl görüşüyorlardı? Hiçbir şekilde görüşme sağlamadı. Onlar da hiçbir şekilde görmek istedi. İstemediler yani. Ben de göstermedim hiçbir şekilde. Dedim eğer çocuğu kabul etmiyorsan ben sana niye çocuğumu göstereyim? Kabul etmiyorsun sonuçta, inanmıyorsun kendi çocuğun olduğuna. Ben de sana göstermem dedim çocuğumu. Ya göstermedin. Evet, göstermedim. Yani görmeye geldi ve sen... Gelmediler, hiçbir şekilde gelmediler. Göstermem telefonla dedi. Telefonla arıyorlardı. Hayır, bize zaten resim benim değil demiş ki. Zaten benim çocuğum değil demiş. Evet. Haliyle bu da o zaman senin çocuğun değilse niye göresin demiş. Evet. Şimdi ama 2021 yılında, yani bundan 6 gün önce, Yunus... İcra memurları eşliğinde geliyor, evet, ve çocuğu görmek için alıyorlar. Evet, yani 1,5 yaşındaki çocuğu ilk görüşü mü oldu? Yok, daha önce de geldi, bir kere daha kaçırdı. Kaçırdı? Evet, bir kere daha kaçırdı. Ben emniyete gittim, suç duyurusunda bulundum. Savcı beni gönderdi o suç duyurusunu, hani o evrakları getir dedi. Gittiğimde o evraklar yoktu ilk yaptığım şikayette. Gittim, alamadım. Bu en sonki kaçırmasında, 18 Eylül'de kaçırdığına dair sadece belge vardı. İlkinde peki kaç gün sonra getirdi çocuğu? Zaten bir saat, ilk 3 saat gördü çocuğu, ondan sonra getirmedi zaten. Bir saat içerisinde polis ekipleri Gölbaşı yolunda yakaladılar, getirdiler bana yolda çocuğu. Arabada mı gidiyormuş? Aynen, taksiyle gidiyordu. Nereye gidiyormuş acaba? Demiş ki Gölbaşı'ya teyzemin yanına gidiyorum demiş. Var mı teyzesi orada? Evet, Gölbaşı'da teyzesi yani var. Yani çocuğu alıp Adana'ya gitmiyordu o sırada herhalde, değil mi? Yani öyle söylemiş, nereye gideceğini ben bilmiyoruz. De bilmiyordum. Evet. Ama bundan 6 gün önce 18 Eylül'de o günü bize bir anlat. İcra memurlarıyla gelişini, sana önceden haber verdi mi, müsait misin, gelip çocuğu göreceğim dedi hayır, mi? Hayır, nasıl hiçbir sen şey bir anda kapı çaldı, karşında icra memurları ve yanında da Yunus'u mu gördün? Hayır, kendisi gelmedi. İcra memurları ve polis ekipleri geldi. Çünkü daha önce gelişinde ben vermedim, polis ekipleri geldi. Bu seferki gelişinde de hani vermez diye polis ekipleriyle geldiler. Ama kendisi yok. Kendisi yok. AVM'de çocuğu bekliyordu. Hani icra memurlarının götürmesini saat bekliyordu. Saat kaçta? Nasıl oldu olayı? Bir anlatır mısın saat bize? Saat 11.30'da. 18 Eylül 11.30'da gelip aldılar çocuğu. Ben yine vermek istemedim. Dedim ki hani geçen sefer de kaçırmaya çalıştı. Ben hiçbir şekilde güvenmiyorum. Çocuğumu vermeyeceğim dedim. Yani biz gerekirse zorla alırız dedi. Bize öyle şey verilmiş dedi. Hani bize öyle söylenildi. Biz almak zorundayız dediler. Haliyle yani icra memurunun görevi o zaten, çocuk tesliminde. Çocuğu görmek için mahkeme kararı elinde bulunduran kişiye çocuğu icra, yani cebri icra ile zorla alır verir. Eğer vermez. Hayriye, çat kapı mı geldiler? Önceden evet, haberin yoktu. Hayır, haberim yoktu. Hani 2 hafta sonra geleceğini biliyordum. Hani görüş günü olduğunu biliyordum. Fakat hani geleceklerini bilmiyordum. O günde zaten benim abim evlenecekti. Düğünümüz vardı. Hmm. Ben dedim hani en azından bugün geçsin, diğer gün gel al çocuğunu, yine vakit geçir dedim. Hayır dediler, biz bugün götürmek zorundayız dediler. Biz belli bir ücret almışız dediler. Babaya götürmek zorundayız dediler. O anda Karan ne yapıyordu? Uyuyor muydu? Hayır, benim elimdeydi. Oyuncaklarıyla mı oynuyordu? Bir anda o çocuk apar topar giydirdin. Evet, nasıl giydirdim çocuğu. Gönderdim. Bir an onu da anlatır mısın? Benim ağladı mı? Gitmek zaten. İstemedi mi? Evet, gitmek istemedi. Ağladı. Benim kucağımdaydı. Vermek istemedim. Ağlayarak gitti zaten. Vermek istemedim ama ağlayarak gitti yani.
Zorla elimden aldılar. Baba yok karşı tarafta, anne kucağında, yabancı kişilere teslim ediliyor çocuk. Düşünsenize travmayı. Yani tabii ki bu yaşta çocuğun resmi evlilikler sonuçlandığında da muhakkak anneye veriliyor. Eğer çok ekstrem bir şey yoksa tabii. Velayet anneye veriliyor. Çünkü bu çocukların hakikaten anneye ihtiyacı var yani. Tabii ki babaya da ihtiyacı var ama şimdi 6 gündür bu çocuk yok. Efendim ne yiyor, ne içiyor, kim bakıyor? 6 yaşında bir çocuğa, 1,5 yaşında bir çocuğa baba bakamaz yani. Tabii. Bu doğaya aykırı bir şey zaten. Öyle olsaydı erkekler de çocuk doğururlardı. Doğru mu? Tabii. Yani bu görev anneye verilmiş. Dolayısıyla bu çocuk ne yapıyor? Bu 6 gün içerisinde sen ona hiç ulaşamadın mı? Ulaşamadım abla. Hiçbir şekilde telefonlarına ulaşılmıyor. Ben savcılığa da gittim, emniyete de gittim fakat bana yardım etmediler. Gereken yapılıyor, size haber vereceğiz deyip gönderiyorlardı beni eve. Sen o icra memurlarını gidip sonradan bir gördün mü? Çocuğumu nerede teslim ettiniz? Ne yaptı? Gittim ama o götürenler yoktu orada. Burada değil dediler. Hatta hani götüren psikologla soy isimleri uyuşuyor. Ben acaba arada bir akrabalık var mı diye düşünüyorum. Soy ismi uyuşuyor. Gelen resmi bir şey geldi değil mi? Resmi evet. Bir heyet geldi. Evet, resmi heyet. Memur geldi. Olduğundan eminsiniz değil mi? Evet, eminiz. Söylediler. Yani bir... İsimlerine kadar da söylediler bize. Tamam, yani icra müdürlüğünden gelen icra aynen. Memuru pedagog olduğu kesin. Yani evet. Kandırmadılar sizi. Yok çünkü ama soy isimleri uyuştuğu diye. İçin ben de hani arada bir şeyler var mı yok mu diye düşünüyordum ben. Çünkü Hayriye'nin şöyle bir şüphesi de olmuş. Soyad benziyor. Acaba bu gelen kişiler... İşte sahte üniformayla geldiler tabii. Bir şey mi diye de önce bir aklından evet, geçirmişsin. Evet, aynen düşünüyorum. Evet. Peki daha da önce de Yunus'un o çocuk benden değil gibi bir takım iftiraları olmuş ya. Evet. Benziyor mu babasına? Evet, biraz benzerliği var. Var. Yani sen diyorsun ki hayır, bana iftira attı. İftira böyle bir şey abla. Söz konusu bile değil asla diyorsun. Asla değil. Ben kendime güveniyorum. İstediğiniz her araştırmayı da yapabilirsiniz. Benim çocuğum ondan. Peki. Şimdi demek ki 6 gündür görmediğin çocuğunu arayacağız ve bu arada da Yunus'a da buradan sesleneceğiz. Bu çocuğu anneye teslim et. Bu çocuğun anneye ihtiyacı var. Sen de istediğin zaman git gör. O da zaman zaman mümkün olduğunda alsın çocuğu Adana'ya gelsin. Gör çocuğunu ama bu çocuğun şu anda anneye ihtiyacı var. Konuya bir giriş yaptık. Devamında araştırmalarımıza başlayacağız. Efendim, Selda Biçer. Biçer soyadını hala taşıyor değil mi? Yani evet, eski eşinin evet. Soyadı. Evet, yani eşinin soyadı daha doğrusu, boşanmadın. Evet. Ama 12 yıldır ayrı ve 12 yıl önce çocukları ve kocasını bırakıp giden kadını kocası inatla boşamıyor. Her seferinde ben karımı seviyorum, geri istiyorum diyormuş. Ve hala istiyormuş, hala bekliyormuş, dönüp gelir diye. 12 sene önce bir adamla, Coşkun diye bir beyle bir hayat kurmuş kendisine. 2 tane de çocuğu olmuş. Hatta o kadar ileri gidiyormuş ki Musa, o çocukları da al gel, ben seni hala bekliyorum diyormuş efendim. Selda konusuna geçelim. Tam 12 yıl önce evliliğinde mutsuz bir kadındı Selda. Televizyonda gördüğü numarayı aradı ve kaderi değişti. 2 çocuğunu da eşi Musa'ya bıraktı, yasak aşkı Coşkun'la yaşadı. Televizyonlarda alt bantta geçen numaralar, beni ara falan filan oralardan. 12 yıllık inat bitecek mi? 12 sene boyunca eski eş Musa karısını boşamamakta direniyor. Ben karımı geri istiyorum. Belki. Ben karımı geriye istiyorum. Boşanmazsa ne olacak? Coşkun kardeşim diyorum ki siz bu televizyonda altyazıda numaralar vesaireler veriliyor. Seni oradan buluyor ya Selda. Ya birbirimizin resmini görmüştük. Hani görüntülü telefonla konuşmuştuk. Öyle bir şey. 2 tane de çocuğunuz var. Çocuklar da evet. Musa'nın üzerinde. Musa Selda ile yüzleşecek mi? Biraz daha. Evet Selda. Şimdi hakikaten bu adam seni geri istiyor. Ben hayatımda böyle bir aşk mı? Bu aşk hikayesi falan da değil. Bu bence saplantılı bir şey yani. Tabii canım, 12 yıl boyunca görmeyin, 2 çocuğu olsun başka bir adamdan. O çocukları da al gel demek saplantıdan başka bir şey değil.
Selda, hiçbir şey büyük hissetmiyor aşk. Musun adama karşı? Hiçbir şey. Sahiden mi? Hiçbir şey. Sadece sinir hissediyorsun çok. Sanki. Niye? Seni böyle sanki kıskaç, hani kıskaç içine almış gibi değil mi? Evet. Bir türlü bırakmıyor diyorsun yakamı. Ben Coşkun'la evleneceğim, iki tane çocuğum var. Ve adamın seni affetmesi, adamın o çocukları da al gel demesi falan hiç normal değil ki. Değil, asla değil. Şu an niye ağlıyorsun? Annem, bunalıma giriyorum öyle dedikçe. Duymak istemiyorum öyle demesini. Gerçekten mi? Evet. Ya arkadaş, nasıl bir şey bu? Seni istemeyen bir evet. kadını ya da seni istemeyen bir adamı. Niye bu 12 sene? Hayır, ben istiyorum da istiyorum. Evlenmemiş değil mi? Hayatına başka birini bilmiyoruz. De sokmamış 12 yıl boyunca. Bilmiyoruz, onu öyle da bilmiyoruz söylemiş. Ama böyle bir adam olması lazım. Yani kimseyi de almamış olması lazım. Sen şiddet falan gördüm dedin ya. Ben orada sana biraz inandım, biraz inanmadım. Gördüm. Bak, gerçekten ben biraz gördüm. İnandım, biraz açık söylüyorum. Gördüm. Niye? Dedim ki ya şiddet de görmemiş de olabilir. Belki de boşluktaydı. İşte yeni bir arayış içindeydi. O alt yazılara bakıyordu. Laf olsun diye arıyordu. Acaba dedim şiddet görmemiş olabilir mi? Sen sahiden şiddet gördün mü bu adamdan? Gördüm abla. Kıskançlığından mı? Görmesem niye yalan söyleyeyim ben? Hayır, söylemiyorsundur. Ben kendi şeyimi söylüyorum sana. Evet. %50 gibi düşün. Evet. Anlat bakayım, ne yaptı bu adam sana? Ne yaptı adam bana? Alkol aldığı zaman her zaman böyle sabah kahvaltısında falan alkol alırdı. Kahvaltıda? Evet, kahvaltıda bile çay içeceğine alkol içerdi. Akşam olduğunda oluyordu zaten bu işkenceler. Alkolik miydi bu adam? Evet. Çünkü sabahtan alıyordu diyorsun sabahtan da. Sabahtan alıyor. İş ve sosyal hayatı nasıldı? İşi, tamamen alkol evet. mü içiyordu günün içerisinde? Devam. Hayır, evde sadece. Evde. Sabah evet. sabah. Sabah sabah çay içerdi. Sonra çay sana takıyordu kafayı. Yani. Sarıyor muydu? Yani işte yan baktın, düz oturdun. İşte bu çay açık olmuyor. Öyle konular mı? Konular ne? Yok, konu başka şekilde. Ne? Senin o aradığın numaraları falan fark ediyordu belki. Senin bir arayış içinde olduğunu. Dedin ya o gün onlarca kişiyi aradım ben o altyazılardan. Adam bunları mı fark ediyor? Onları da fark etti. Ha. Onları da fark etti evet. Onun üzerine kıskançlık, onun üzerine evet. işte kavgalar oldu. Onları da fark etti. Coşkun Bey bir hafta önce geldiğinde benim yanıma fotoğrafını vermişti bana. Evet. Fotoğrafını vermişti. Ben de onu halının altına koymuştum. Onu bulmuş oradan, gördü o anda işte. Evet, yani kim olsa buna tepki koyar yani. Evet. O evet. zaman seni temelde evi terk etmeden önce Coşkun bir kere daha geldi sana. Geldi. Bir hafta bir önce. Bir hafta önce geldi. Heh, orada işte ben ilk ya. Mi gördünüz dedim. Sen evet, evet dedin ama evet, değil. Evet, evet. Bir hafta önce geliyor. Bir hafta önce geldi. Sen bir görüyorsun. Evet. O seni görüyor. Bir de fotoğraf veriyor. Gidiyor. Sen evet. onu halının altına koy. Aynen. Koca da görsün. Evet. Ondan sonra diyorsun ki koca benimle kavga etti, şöyle yaptı. Evet, evet. Koca haklı orada. Evet. Efendim bir araya gidelim. Sonrasında sana bir sürprizim var. Olacak. Artık bununla yüzleşmen lazım senin. Tamam? Evet, Selda'ya dedin ki artık bu yüzleşmeyi yaşamak zorundasın. Ona bir soracağım aslında öncesinde. Selda, 12 yıl önce terk edip gittiğin ve hala nikahlı olduğun kocanı bu 12 yıl içinde hiç gördün mü? Görmedim. Karşılıklı geldiniz mi? Sadece mahkemelerde gördük. Ama çok oldu. Çok oldu. Ve bunu sana yüzüne karşı ben seni hala istiyorum demedi bugüne kadar. Hep böyle mahkemede evet, söyledi evet, bunu. Evet. İşte çocuklar aracılığıyla söyledi. Evet. Ama sen bu adamı doğru düzgün yıllardır hiç görmedin. Hayır. Ve karşılıklı geçip de ya be adam ben seni 12 sene önce zaten terk ettim. Gittim. Ya yanlış. Tamam. Evet. Evli bir kadın olarak gittin başka bir adama. İki tane de ben ondan çocuk yaptım. Hala beni niye istiyorsun sen? Ben sana dönmem ya da dönerim ya da beni istemen artık normal değil diyemedin bir türlü. Diyemedim. Şimdi demek ister misin? İsterim. İstiyorsun. İsterim. Ben bu Musa'yı gerçekten çok merak ediyordum. Nasıl bir adam bu 12 sene sonra hala ben karımı isterim diye tutturan. Evet, o zaman şöyle yapalım. İlk defa yıllar sonra 12 senedir kendisini boşamayan, hatta çocuk yaptığı adamdan, başka Coşkun'dan iki tane çocuğu var.
onları da al gel ben gene kabulümsün diyen Musa Bey'i ben buraya davet ediyorum. Buyur Musa Bey. Gel. Şöyle bak avukatımız Hasan Bey'in yanına otur. Şuradan gel. Gel. Fark etmez nereden geçersen geç. Gel otur. Şöyle otur. Hoş geldin Musa Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah çok şükür. Ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Serbest iş. Bulduğumuz işe gidiyoruz. Hı. Mesleğin var mı? Mesleğim demircilik, kara demircilik. Hemen bu ayın 15'inde 6-7 senedir bekçilik yapıyordum. Bu hastalıktan dolayı çıkış verdiler. Şu anda boştayız. Peki. 20 yaşında ve 21 yaşında iki oğlunuz var Sevda Hanım'la ortak. 21 ve 24. 24 mü? Peki. Evet. Yani Sevda Hanım iki çocuğunu ve seni bırakıp gittiğinde başka adama. O zaman çocuklar 8, 9, 10 neyse o yaşlardaydı. 12 senedir bu çocuklara kim baktı? Ben baktım. Yanında bir anne, abla, bir şey yani bir kadın yok muydu? Hiç. Bir annem vardı. 83 yaşındaydı. O toparlamaya çalışıyordu, başaramıyordu. Ki o saatten sonra da çocuklarıma kendimi adadım. Hem ana hem baba oldum. Böyle anne olmadı. Hem anneleri hem babalar oldum. Bu şekilde büyüttüm. Peki Musa Bey, diyor ki ben aşırı şiddet görüyordum. Alkol alıyordu, evet. Bana şiddet uyguluyordu. Ve ben artık çekilmez olmuştu benim evliliğim. Evet. Ben de gitmek için fırsat arıyordum. İşte o telefon, bu telefon aradım. Sonuçta karşıma Coşkun gibi bir adam çıktı. Hı hı. Güvendim ve gittim diyor. Sen bu kadına şiddet uyguladın mı? Ben bu kadına şiddet uyguladım. İnkar etmem. Ama içimdeki sevgimle, aşkımla şiddet uyguladım. Ben. Nasıl ya? Ben o şekildeydim. Hem sevgi hem şiddet olur mu? Hayır ama. Sevginin şiddetini ama uyguladım ben ona. Sağlıklı bir ruh hali değil. Bir dakika değil aşırı sevgi mi gösterdim evet, diyorsun? Evet onu demek dayak istiyorum. Dayak demiyorsun. Hayır yani kesinlikle. Yani aşırı severek ve bazen aşırı sevgi ve ilgi de boğar ya insanı. Onu mu demek istiyorsun? O şekilde yani. Ama o diyor ki hayır. Bayağı bildiğin tokat, dayak, efendim, bıçak kıskançlık, bile çekti diyor. Bıçak. Bu mu? Öyle dedi. Anlaşamamızın bu boşanma davasında... Allah'ım şahittir bu kadının bu yalanlarından dolayı. Bir kere doğru söylesin hemen boşanacağım. Hep yalan konuştu. Ben doğruları söylüyorum. Tabii canım ben sorma. Her zaman doğruları sorma, söyledim. Sen doğru söylüyorsun. Buraya geldiğimden beri hep doğru. Yapma ya. Sen bana bıçak da çektin her şeyi yaptın. Yalan ben söyleme. Ben sana bıçak çektim. Evet. Öyle mi? Evet. Bende iki tane çocuk var. Sende de yeni doğurduğun çocuklar. Et bir yerin üstüne kuran getirdim. Musa Bey, şöyle söyleyeyim. Şimdi senin ortak oğullarınız var ya, onlar 9-10 yaşlarındaydı ya. Evet. Annelerine şiddet uygulanıp uygulanmadığını onlar gayet iyi hatırlar. Hatırlar? Gayet iyi hatırlar. Bir tanesi çocuklar... de burada. Şu anda burada. İster buraya gelsin, burada konuşsun, ister... telefona bağlansın. 24 yaşındaki mi burada? Burada. İster gelenimi telefona almış, bağlansın geldi. İster. Ben bunu merak ediyorum. Çocuklar senin anneye şiddet uyguladığına şahit oldu mu olmadı mı? Oldular mı? Küçüklerdi o zaman evet. Küçüklerdi ama evet. Yani çok da küçük değillerdi. 9-10 yaşında çocuk. 12 yaşında. Hatırlar yani. Ama onlar uyurken. Ne? Uyurken oluyor bu. Tabii canım. Çocuklarım uyurken oluyor. Sorma gitsin. Yalan çocuklar söyleme. Çocuklar biz uyuyoruz. Hayır. Duymuyor yani onlar. Duymuyorlar biz uyuyoruz onlar. Aynı odanın hayır. İçinde çoluk duymuyorlar çoluk. Onlar. Hayır. Yazıklar olsun mesela. Bir dakika Musa Bey lütfen hayır. Ne olur öyle kelimeler kullanma da. Şimdi şu konuda bak hak veriyorum ona. Evde bir şiddet varsa bağırtı, çağırtı, dayak, kavga. Bunu ilk hisseden çocuklar olur. Ve çocuklar yataklarından fırlar. Bu bir travma olur onlarda. Her dakika beklerler annemle babam. Kavga mı edecek diye. Ya bağırma olmadı. Sürekli uyurken. Bağırma nasıl olmadı. Sana bıçak çekti, hayır, salladı. Bağırma olmadı. Hayır. O gün bağırma olmadı. O gün, bir günden bahsetmiyorsun ama mütemadiyen sen. Devam sürekli. Eden bir evet. Şiddet durumu var olduğunu evet. Söyledin bize ya. Evet. Devamlı yani illa ki çocuklar bunu fark eder. İlla ki duyar. Evet. Bunu hissederler. Çocuklar hiçbir şey duymadı bilmiyor. Ya, o anda duymadılar yani. Bir kere mi oldu bu? Oldu. Yani asıl sebebi öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten, Sevda, evet. Gerçekten şiddet için mi
Yoksa bir süre sonra bu adama sevgin mi bitti? Başka arayışlara mı girdin? O yüzden mi adamı suçluyorsun? Bunu bilmek istiyorum. Çocukların duymadığı bir aile içi şiddet olamaz. Yani ben böyle bir şey duymadım. Bir kere duymaz, iki kere duymaz. Ama baba hele alkol alıp evde akşam yemekte alıyor diyelim evet. ki. O zaman çocuklar ayakta. Bunu duymamaları mümkün değil. O zaman burada şiddetten ziyade bu kocayı terk etme isteği mi vardı sende? O da vardı. Vardır. Yani onu vardı. Sen dürüstçe söyledin. Onlarca kişiyi aradım. Vardı. Sonunda coşkunu buldum. Sevmiyordum diyebilirsin. Seviyordum başta, sonra sevgim bitti. Ama tek sebep şiddet değil gibi geldi bana. Bu da var. Bu da var. Peki Musa Bey, sen 12 sene önce seni, çocuklarını terk edip giden, yalancı dediğin, hayır ben şiddet uygulamadım dediğin kadını niye boşamadın 3 seferinde de, niye geri istiyorsun hala? Şimdi bu kadın yalan konuştuğundan dolayı yine üstüne basa basa konuşuyorum. Boşanmamamın sebepleri bunlar. İki sefer dava açtı. İkisinde de boşanma arzusuyla gittim. Hakemin karşısına çıktığı zaman bir tane laf konuşuverdim. Tamam da Musa Bey, doğru olan bir şey var. Seni başka bir adamla birlikte yani aldatıp terk edip gitmiş evet. evden. Yalanlara bu doğru takılma. Olan bir şey. Bu doğru. doğru olan bir şey. Bunu mahkemede söylemediniz mi mesela? Söyledik. Ama sen boşanmak istemediğini söylediğin için mahkeme. Ben istemiyorum. Mu daha hala da istemiyorum. Hani sevmiyorum da istemiyorum. Yani mahkemede şunu mu söyledin? Bizim aramız iyi, ben karımı seviyorum. Boşanmak istemiyorum mu dedin sen mahkemede? Seviyorum dedim. Çocuklarım var dedim. Boşanmak istemiyorum. Anladım. Musa Bey, arkadaşlarıma demişsin ki 12 senedir onu düşünmediğim bir gün bile yok demişsin. Evet, doğrudur. Bu demek ki seviyorsun, aşıksın daha hala. Daha hala da seviyorum kendisini. Ne diyorsun? Daha hala da seviyorum. Ki benim çocuklarımın annesi olduğundan dolayı. Ben sevmiyorum. Sen sev sevme, ben seviyorum. Ben sevmiyorum. Sen ister sev, ister sevme, beni ilgilendirmez. Zaten ne umurum varsa gör. Zaten terk etmezdin. Peki bu kadının şimdi 12 yıldır bir hayatı var. Evet. İki tane çocuğu var. Diyormuşsun ki bana dön. Hatta o çocukları da getir. Yani evet. coşkundan olan ve senin üstüne kayıtlı evet. maalesef. Çünkü evet. nikahınız devam evet. ettiği için. Aslında onu da bir düzeltilmesi evet. lazım. Sen niye istiyorsun ki evet. başkasından olan iki çocuk? Şimdi şöyle bir şey. Ben zaten dön gel al çocuklar falan demedim yani. Ben bu kesinlikle yalan. Yine yalan onu yani. Bırakıp ben demedim. Sana gelse ama çocuklarımı bırakamıyorum dese mesela. Evet. O çocukları alır mısın gene de? Bugün gelsin. Çocuklarınla kabulümdür. Ben böyleyim. Seviyorum çünkü. Eşimi seviyorum. Daha ben sevmiyorum da, seviyorum da istemiyorum da. Sen ister sev sevme. Bu nasıl bir sevgi Serap Benimki Hanımcığım söyle. Ya? Çocuklarımın anası. Çünkü sonu zebil olacak. Çok iyi biliyorum Çocukların bunu. Çocukların annesi doğru. Yani sevgi çok farklı bir şey. Aşk, sonu çünkü çok zebil olacak. 12 yıl boyunca hala sevdiği bir adamla yaşıyor ama. Şimdi öyle Avukat, söylüyor çünkü. Avukat Bey, ben bu kadını bu hayattan kurtarmaya çalışıyorum. Bunun sonu ben ölüm. Kötü bunu gayet ben. İyi biliyorum. Çünkü ben o asla o kötü hayatta değilim. Buna nikah kıymayacak. Bununla bilincindeyim. Ben nikahımı da burada kıyacağım. Ya, kıy o zaman. Ben boşanırsam kıy o Hadi zaman. Boşan. Hadi boşan. Boşanacağım bakalım. Boşanacaksın. Sen deyince olmuyor bu iş. Kanun var, her şeyi var. Ben boşanmıyorum. Bu kadar. Sen doğruları konuşursan hemen ben de razıyım boşanma. Ben doğruları konuşuyorum. Hemen de razıyım. Benim 4 tane çocuğum var. 4 tane ise bana ne yapmasaydın ya? Benden 2 tane var. 2 tane benim çocuğum var. Hepsi benim çocuğum. Aslanlar gibi çocuk yetiştirdim. Birini uzman çavuş yaptım, birini asker yaptım, büyüttüm. Allah razı olsun. Kimseye boyun bükmedim. Kötü bir şey dediğimiz ama yok. Ama sen analık yapmadın. Ama ben istemiyorum. Ana mısın sen? Bitti. Bu çocukları da bırakacağım. İstemi. O Coşkun Bey'e de söyle, o da kalacak ortada. Kesinlikle bu onları bırakmıyorum ben. Bu zihniyet varken seninle, nereye gidersen git. Senden bir aile olmaz. Bu kadar. O zaman sana da gelse evet. gene bir aile ben olmaz. Ben onu çocuklarıma emanet etmek için istiyorum. Kurtulsun. Ama böyle bir kadına diyorsun kurtulsun. Hem de çocuklarımı emanet edeceğim ben zaten diyorsun. Gitmem yanına ya. Ben deli miyim o kadar? Bey, bak Aa. Çok çelişkili konuşuyorsun. Ben diyorsun. Gitmem zaten o çocuklarıma emanet edeceğim. Balıkesir'de benim büyük oğlum var. Gitsin kalsın orada. Asla. Kurtarsın kendini. Ben zaten yanına ya, gitmem. Ben kötü yolda değilim zaten. He? Ben kötü yolda değilim zaten. Ben sana kötü ben yoldasın demedim. Ki. Sonucu bu çok yani. Çok mutluyum ben. Bu sonu. Sonu bu. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Kendim için değil. Neyden kurtaracaksın sen beni? He. Sen beni neyden kurtaracaksın? Şükürler Musa olsun. Musa Bey, kadın 12 yapıp senedir aynı... Bir saniye.
Kadıncağız 12 senedir aynı adamla beraber. Evet. İki tane de çocuğu olmuş. Evet. Kurtarmak istiyorum deyince sanki başka bir hayattaymış, oradan kurtar. Hayır, şimdi sen bak, kendin için istiyorsun onu. Hayır. Kendin ya için yapma. Evet. Aşığım diyorsun, iki seviyorum. İki tane çocuk var başında. Benden olmayan, ben onu kabul eder miyim ya? Ediyorsun bak, ediyorsun işte. Bugün gelsin isterim. Ben kendini isteyen istenen. Sen bu kadını niye bu kadar sevdin? İlk göz ağrın mı? Gözünü açtın, onu mu gördün? 12 yıl boyunca hayatına hiç kadın almadın mı Musa Bey? Aldım. Kadın aldım. Bekarlığımızı da aldık. Ama ben bu kadını kaçarak evlendik daha doğrusu. Yalan diyemez. Buna da yalan der gerçi. Kaçmaz olsaydım keşke. Demedi başta. Güzel, sevdim evet dedi tabii ki. Kaçmaz olsaydım dedi. Aynen. Bu gerçekten çok pişman oldum. Bu timsah gözyaşlarını bırak. Hayır. Hakimin timsah gözyaşı hep değil aynı bunlar. Yapıyordun. Hep aynı yapıyordun. Ama edebinle konuşmuş olsaydın şimdiye çoktan boşanmıştık biz. Çoktan. Şimdi de boşanacağız. Boşanmıyorum ben. Onu geçeceksin. Boşanmayacağım. Niye? Boşanmayacağım. Göreceksin. Hadi bakalım. Niye Musa Bey? Ben niye boşanmak istemiyorum. Niye? Niyesi falan yok. Hiçbir nedeni yok. Bunun konuştuğu şeylere göre boşanmıyorum. Ben ona mahkemelere kaç sefer boşanma niyetinle gittim. Neler yaptı yine bana. Yine kafam attırdı, yine boşanmadı. Boşanma amaçlı ben gittim. Hiçbir şey yapmadım yani, mahkemelerde. Senin boşanmama sebebin bir gün bu Coşkun'la ilişkisi kötü gidecek ve bana dönecek diye bir hayır, beklenti hayır, içinde misiniz? Hayır, ucundan bile geçmedi. Niye asla boşanmaz bir insan? Boşanmıyorum. Bende de bir keçi inatı var. Asla. Boşanmıyorum ya. Yani acı mı çektirmek istiyorsun? Hayır, İntikam acı değil. İntikam mı almak istiyorsun? Hayır. Yani onlar evlenemezsin. Hayır. Çünkü Coşkun Bey'in niyeti evet, evlenmek. Evet, resmi evlenmek. Nikah. Artık evet, o çocukların da resmi nikahlı bir anne babaları olmalı. Evet. Efendim o nüfusundan silinmeli, kendi babalarının nüfusuna geçmeli. Evet. Çünkü hani dönmeye niyeti olsa amenna. Ben de derim ki ya Selda, dönmeye niyetin varsa tamam çocukların için de, ama öyle bir niyeti de yok ya. Asla. Bu arada o uzman çavuş olan oğlunla konuşmuş arkadaşlarım. Telefona bağlanamıyor tabii mesleği sebebiyle ama şunu söylemiş. O büyük olan mı o? Büyük olan. Yani 24 yaşında evet, şu anda. Yani 12 sene önce 12 yaşındaydı. Evet. Her şeyin ayırdına varan bir çocuktu. Tabii. Demiş ki biz babamızın annemize bir kere bile şiddet uyguladığına şahit olmadık demiş. Oğlunun söylediğini söylüyor. Yapmadım ki. Bilmiyorum. Yapmadım. Allah var üzerimizde. Yapmadım. Böyle bir şeyi yaşamadım ben bundan. Vurdu. Dövdü. Çok dövdüm canım. Her tarafımı morarttım yani. Onları, sorma ben gitsin. Ben. Dövmekten. Ben sen biliyorum biliyorsun onları. Selda bazen şiddet sadece dövmek değildir. Başka türlü de şiddet, psikolojik şiddet olabilir, farklı yok, şeyler olabilir. Bence dürüstçe konuşsam bu adam da belki hakikaten evet ben döven adam ya, ilan tamam edildim, dövmedim. Ama benim gözüm dışarıdaydı arkadaş. Ben kocamı sevmiyordum artık. O yüzden de aradım 10 tane 20 tane adam aradım. Coşkun'a gittim. Belki bunu söylemelisin yani. Doğruyu söylemelisin. Çünkü çocuk bile 12 yaşında böyle bir şiddeti hiç şahit olmamış yani. Hatırlar, yapmadım bilir. Ki. Çocukların travmasıdır bu. Anne babanın kavgaları, gürültüleri, dayakları. Büyük travmadır. Çocuk yok ki öyle bir şey diyor. Sevda gerçekleri söyle, kurtul bence ya. Gerçekten kurtulmak istedim. Onu söyle. O zaman neden durup da sadece yalan konuşuyorsun, kurtulmak da böyle istedim demiyorsun da yani, zamanında boşansak daha iyi değil istedim miydi? Gerçekten ama kurtulmak istedim. Ama daha iyi istedim değil miydi? İlk mahkemede boşansaydık. Artık. He, ağlama. Ben çok ağladım. Çok. O çocukları yetiştiren adam. Çok ağladım ben. Daha çok ağlayacaksın böyle giderse bak. Böyle giderse çok ağlayacaksın. Neden ağlayayım ben? He. İşte ben ağlıyorsun karşında. Bak karşında oturdun ağlıyorsun. Hayır şu anda biraz sinirden ağlıyor. Senden sinirden değil. Timsah gözyaşı bunlar. Asla. Ben bilirim onu. Sen 12 senedir görmedin ama neler yaşadın. 12 senede beraber yaşadım ama ya. Bilirim nasıl olduğunu. Kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Musa Bey... Tabii ki evlilikler keşke ölene kadar karı koca beraber yaşlansa, beraber işte ölene kadar sürse. Ama her evlilikte öyle sürmek zorunda değil. Taraflardan biri cayabilir. Taraflardan biri artık ben bu evliliği sürdürmek istemiyorum diyebilir. Ama sen illa bu kadını niye 12 senedir kıskaç içinde boşanmayacağım da boşanmayacağım. Kadın sana dönmeyecek. Asla. Zaten dönsün istemem. Asla. İstiyordun ya da istedim. 2 dakika önce istiyordun. Asla. Hayır bak şimdi ben çocuklarım için şimdi
bu kadına acıdığımdan, bu kadını benim çocuklarımdan başka sahip çıkmayacağını biliyorum bunu. Benim acıdak hiçbir tarafım yok. Biliyorum yani. Ben de bu kurtulsun istiyorum. Nasıl? Benim bir ayağım çukurda, bir devamlı ben bunların peşinde koşamam. Ben kurtulmak artık istemiyorum. Ben kötü yerde değilim. Ben sana kötü yerde... Kötü yerdesin. Ben neden? Kötü hani yerde nikahın değilim. Nerede? Benim nikahım altında boşayacaksın ki ben de yaptırtacağım vay burada. Ya, burada. Vay ya, kolaydı. Sen bırak beni yüzüstü. İki tane ufak ufak çocukla. İyi ki de bırakmışım. Ben çocuklarımı bırakmadım. İşte sen de asla böyle, ben çocuklarımı bırakmadım. Ben seni bıraktım, seni. Bu, böyle de devam edersin o zaman. Sen böyle konuşma. Ben seni bıraktım. Böyle de kalırsın. Ben çocuklarımı asla bırakmadım. Bırakmadın. Asla. Bırakmadın. Aklarını asla aklımdan da çıkmadı. Bir kerecik telefon ettin mi? Bir sefer aradın asla mı? Aradın mı? Senin de o çocuklar. İkimizin de. Yani sen cezalandırıyorsun. Cezalandırıyorum. İşin gerçeği bu. Cezasını çeksin. Niye arkadaş? Daha iki senesi daha var. İki sene sonra boşanacağım. Beklesin. Asla. Niye iki sene? Ne var iki sene sonra? Ben öyle diyorum, öyle olacak. Ne var yani? İki senin sene sonra ne olacak? Bir sene daha cezası var. Yani sen böyle bir karar mı verdin kendi içinde? Ben kendi kendime karar verdim. Çünkü 14 sene dolacak, öyle mi boşayacağım? Öyle. Bu şekilde davrandığı sürece ben boşanmak bak, istemiyorum. Şiddet olgusunu tamam dedi. Ben sadece senden kurtulmak istedim dedi. Ve doğruyu söylemeye başladı. Evet. Şimdi niye iki sene söylüyorsun? Daha doğrularını çıkarmaya çalıştığım için. Ben daha doğruyu söyleyeceğim. Nasıl doğruyu söylesin? Ben senden kurtulmak ama istedim. Ama yanmadım diyeceksin. İstemiyorum şiddet kardeşim uygun seni. İstemiyorum. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum, tamam mı? O şeytan görsün o yüzünü senin mi? Senin de. Tabii. Musa tabii Bey, peki istemiyorsun da niye arkadaşlarıma... Düşünmeden geçirdiğim bir gün yok 12 senedir. Evet, daha hala da yine aynı üstüne basa basa. Niye, neyi düşünüyorsun? Nasıl konuşma sevgimden bunu böyle ya? Bir dakika, neyi düşünüyorsun? Yani aldatılmayı mı hazmedemedin? Evet. Başka adama gitmesini mi, öfkeyle mi düşünüyorsun? Efendim, özlediğin için mi düşünüyorsun? Dönsün, neyle, nasıl düşünüyorsun ya yani? Neyi özleyeyim ben onu? Neyi düşünüyorsun ya 12 senedir o zaman? Nasıl düşünüyorsun? Karma karışık duygular içerisinde şu an. Evet. Musa Bey, karma evet karışık. Karar yani bir diyor ki istemiyorum, çünkü bir de diyor ki acıyorum, gelse kabul ederim. Asla. Musa Bey, aslında bir kararını netleştirmen lazım ben kafanda. Ben istemiyorum. Şu duygularını bir netleştirmen şimdi lazım. Şimdi kamera karşısında galiba birazcık tabii erkek olarak ben istiyorum demeyi de kendine yediremiyorsun. Tabii. Ama benim arkadaşlarımla konuşmaların, senin çocuklarının babamla barış, geri dön, o zaman bizim de ilişkimiz düzelir demeleri... Çocuklar bile biliyor ki sen Selda'yı istiyorsun. Tekrar nasıl olsa nikahlı da karım. Bana dönsün, kaldığı yerden devam edelim. O çocukları bırakamıyorsa onları bile getirsin. Razıyım diyorsun. Ama evlilik böyle bir şey değil ki. Şimdi, bu kadar deforme olduktan sonra bu kadar hakikaten ahlak dışı diyeceğim. Çünkü o dönem yaptığı doğru bir şey değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşuyor. Kendi de kabul ediyor. Evet. Bundan sonra... Evlilik bir sene sonra bile dönse hoş değildi. 12 sene sonra 12 yıl bir adamla hayat yaşamış, iki tane çocuk doğurmuş kadını bırak da sen de özgürleş, sen de belki evlenirsin. Senin de belki bir hayatın olur. Yok, senin böyle yaşadığın bir kadın mı var? Yok. Allah çok şükür. İlk ve sondur. O zaman işte sen bu kadını atamadığın için yani... Biraz tuhaf, bir saplantılı bir ilgin var bu kadına karşı. Ama evlilikte iki taraf birden isterse güzel. Bir taraf istemiyor. Caydım ben arkadaş diyor ya, olmayacak. İstemiyorum seni diyor. Yani bir sürü olumsuz olayların sebebi de şu. Hayır, beni isteyeceksin diye olaylar çıkıyor. Bırakmam seni. Benim bilmem, kadın bırakmıyor, erkek bırakmıyor. Nedir kardeşim senin bu kadında bulduğun ve... 12 sene boyunca hiçbir kadında bulamadığın şey nedir? Çok iyi ev hanımıydı, iyi yemek yapardı, temizdi, efendim tertipliydi, beni kapıda karşılardı, çocuklara iyi... Bunlar mı? Ne? Bize bir iyi taraflarını anlat kadının. Yemeğini varınca kadar ben kendim yapıyordum. Çocuklara helal süt bile emzirmedi o. Nasıl helal süt? Sütüm olmadı ki emzirmedim. Hayır, yani. Hayır, uzatmadın bile, uzatmadın sütüm, bile. Sütüm olmadığı için sütüm emzirmedim vardı, yani. Vardı. Öyle bir şey yoktu. Hayır, yalan söyleme. Selda'nın iyi bir taraf, iyi yönlerini anlat bize ki biz de diyelim ki hakikaten... İyi yönleri vardı. Eşim olarak yani iyi yönleri vardı. Temizliği güzeldi, iyiydi, temizdi. Ne bileyim ben... Konuşma tarzı o zamanlar tabii. Sohbetiniz. Sohbetimiz. Kafanız uyuşuyordu. Evet. Alkol deyince
onu da izah edeyim. Yemekten yeme çay bardağı olarak. İhtiyacı bile yani. Asla. Karnım bir saniye yalan. Bak yine başladın yalan. Yine hastası yok. Yalan. Ben söylüyorum. Ben yani içki konusunda de değil, doğruyu söylüyorum. Daha hala da aynıdır Selda Hanım. Daha hala da hayır, içkim asla, aynıdır benim. Asla. İki çay bardağını geçmez benim içkim. İnanın buna. 2000-3000 nüfusa sahiptir bizim Pelit köyümüz. Yani. Kime sorursanız sorun bunu araştırabilirsiniz. Yalan. İçkinle yani alkol alıyorum diyorum bak. İki çay bardağı. Asla. Yemeği yedim zaten ben de içki olayı biter. Hı-hı, aç karnı içiyordum onda. Musa Bey öyle ufak yerlerde konu komşu arkadaş işte kahveye gidersiniz. Oturursunuz çay kahve içersiniz. Genelde şunu söylerler. Musa. Ya 12 sene önce bıraktı gitti kadın seni. Kardeşim boşasana kadını i̇şte, derler. Demiyorlar mı? Dedi işte geldiğim nokta bu. Bu durumlara düşürmeyecekti beni. E düştü bir kere oldu. Düşürmeyecekti. Ben arkadaşlarımın ama sen boşamayarak, anamın babamın yüzüne bakamadım ben. E şimdi boşamayarak daha da kötü duruma düşmüyor musun? Azıcık da o kötü durumda. Hayır doktor. sen çevrende, sosyal çevrende insanlar demiyor mu? Ya sen nasıl bir adamsın? 12 sene önce gitmiş kadını hala boşamıyorsun diye daha zor bir durum. Halbuki boşadım ne yapalım o yaptığıyla kalsın. O onu bağlar kötü eylem ki sahibini bağlar. Sen niye yapmıyorsun bunu? Yani etrafındakiler de mi seni eleştirmiyor? Niye boşamıyorsun? Eleştiriyor. Bazıları diyor neden boşanmıyorum diyor. Boşanmıyorum diyorum ben de. Aynen bu şekilde. Tamam da nereye kadar? 2 sene sonra ne değişecek? Bana onu söyle. Ben de şunu gözlüyor. Gerçekten. Şimdi o şimdi ki, bak ben boşanmayı da kabul ederim saniyede. Ben o yapıya sahibim. Ki bu yani konuşulan 1-2 gün önce çocuk bana videosunu seyrettirdi küçük oğlan. Benim haberim yoktu yani. Baba dedi böyle böyle. Baktım hiç olmadan şeyleri konuşmuş. Bir, yalan olduğunu beyan edecek. Ben de burada 3 güne basa basa boşanmayı kabul edeceğim. Peki söyle hangileri? Yalan konuşuyor. Söyle hangileri size i̇şte soralım. İşte dünkü anlattıklarını. E söyle. Yok bıçak çekmeler, yok bıçaktan saldırmalar, yok böyle bir şey. Yok. Sevda. İşte burada da söylüyorum. Yoksa... Tamam. Ben senden kurtulmayı istedim. Ama neden yalan konuşuyorsun? Böyle de bana. Tamam ben senden de... kurtulmayı istedim. Tamam ben kurtulmayı istedim. Neden insanları kandırıyorsun? Tamam şimdi düzeltmeyin. Ben senden kurtulmayı istiyorum. Tamam şiddet uygulamadığını bitti. Kabul ediyor Selda. Tamam, tamam peki kabul et. De ki bıçak da çekmedin, dayak da atmadın. Hiçbir şey yapmadın tamam. Vay anasını. Tamam, yapmadın hiçbir ki. Şey yapmadın. Allah var orada Allah. Ama ben senden kurtulmayı istiyorum. Ya ben zaten lanet olsun soğudum. Senin gibi bir insana ya. Lanet olsun sana da. Kabul ediyorum boşanmayı. Ki kağıt mı imzalanacak ne olacaksa getirsin. Benden uzak dursun da. Ne hali varsa İnsan görsün. İnsan. 12 sen geç. Sen de az önce ne diyorsun bana bağırıp çağırıyorsun ben bir şey diyorum. Beni mı? Boşa hiçbir şey istemiyorum. Tamam boşarım. Kolay boşaması gideriz açarız davamızı. Bir imza davamalar açmıyorum. Burada. Burada boşamayacağım. Burada bitecek. Burada boşamayacağım. Burası mahkeme değil. Burası sen, mahkeme değil ama. Açacaksın davayı. Tamam, şöyle bir şey yapacaksın. Oraya. Burada evleneceksin. Bir şey yapabiliriz. Bir dakika belki bir şey yapabiliriz. Burada evleneceksin. Belki bir protokol hazırlayıp imzalatabilirsiniz Hasan tabii, Bey siz. Tabii yani anlaşmalı boşanma protokolünü ben hazırlayabilirim. Madem iki taraf da kabul etti. O çocukları da anında hemen nüfusumdan sildiriyorsun. Tamam. Bak o ödemeyi şey yapayım yok. Ona ben valla dünden razıyım. Uyunu biliyorum. Dünden razıyım ben. Öyle, nafakaları yazarız öyle bir. Nafaka mevzusu olmayacak merak hemen etme. Hemen yok edeceksin. Sen bak bir daha söylüyor. Ben dünden razıyım. Sen bana bıçak çekmedin, sen beni dövmedin, şiddet uygulamadın. Hiçbiri ben hepsini yalan söyledim diyorsun öyle evet, mi? Evet. Ama ben senden kurtulmak istedim. Gitmek istedim, gittim. Ve 12 sene geçti, yeni bir hayatım var. Artık o çocukların da bir kimliğe. Benim de nikahlı başka bir adamla nikahlanmaya. Artık senin de... Belki kendine bir hayat kurmaya Musa Bey. Yani bu inatlaşmayla sen de kendini yiyip bitirmişsin bence. Yazık günah sana da yazık. Onun yaptığı doğru bir şey değil Selda'nın yaptığı. Evet değil. Evli bir kadınken oradan telefon numarası bul. 10 kişiyi ara 20 kişiyi ara sonra birini bul. Gelsin adam çocukları bırak kaç git. Tamam hiçbiri doğru değil. Ama oldu mu oldu. Artık 12 sene olmuş. Onunki ne kadar yanlışsa
senin de 12 sene ben bu kadını boşamayacağım, bana geri dön. Bir de etrafa, sosyal çevrene, arkadaşlarına karşı da ayıp yahu. Ya zaten öyle bir şey demedim ki kendine ben. O kendi uydurması, bu oğlana demiş, bizim büyük oğlana. O sözde göstermiyormuşum. Babamla barışırsan görüşürüz falan. Öyle bir şey yok yani. Yok, ama var. Bizimkilere de söylemişsin ya. Ama benim bilgim var mı? Öyle bir şey var. Benim bilgim var öyle ama. Öyle bir şey var. Ama benim bilgim var mı? Babamla sen barışırsan ne konuştun, benim geriye, bilgim var mı? Geriye dönersen senden konuşuruz dediler bana. Bunu senden söylediler konuşuruz bana dediler. Ama. Evet. Emeğin var da konuş. Emeğin var onlara da neyse konuş. Ama sen var. Benim arkadaşlarıma çok da söylemişsin. Canım çok. Şimdi her şeyi de yalan değil Sevda'nın yani. Tamam, şiddet konusunda var. Farklı bir noktadayız ve o konuda boşanma da gerçekleşsin diye belki, ama bu çocukların söylediği konusunda her konuda da yalan söylemiyor kadın yani. Çocukların böyle bir niyeti ya, varmış. Yalan söylemiyor, lafını keseceğim. Bir de tamam. Şimdi Coşkun'dan olan iki tane çocuğun da bir kere senin üzerinden silinmesi lazım. Evet. Bunu ne sen, tamam, senin de bunu istememen lazım. Çocukların da bir kimliğinin olması lazım. Evet. Ama bu protokolü hazırladığımızda da şu kameraya bak, şu ışığı yanıyor ya. Oraya evet. Bakarak söz veriyor musun? Hazırlanan protokolü Hasan Bey tarafından, avukat Hasan Bey tarafından hazırlanan protokolü, boşanma protokolünü imzalayacak mısın? Ben mi? Hı. İmzalarım, ne imzalamıyorum? Şu kameraya bakarak söyle. Ben şimdi zaten bundan bizim işimiz olmaz. Bu yani hazırlayacağım protokolü imzalamayı kabul yani. Ediyorsun, doğru evet, mu? Evet. İlk sen kabul ediyor musun Selda? Evet. O zaman şartları biz oluşturalım. Netice itibariyle iki tane çocuk var. Çocuk da Coşkun'dan herhangi bir nafaka vesaire talebi de olmayacaktır zaten. Hayır, onların hepsini tek tek yazarız. Yazmanız lazım, okumam lazım. Yani, eğer öyle şey olmaz mı? Bunu belli ben olmaz. Hiçbir, yani. Şey hiçbir maddi talebi asla. Olmaksızın boşanma noktasındaki sizin iradenizi tutanağa geçiririz. İmzaladıktan sonra bir de şöyle bir açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Biz buraya gelen hiç kimseye, yani psikologlar ve psikiyatrlar da dahil kimseye boşanmayın de telkinde bulunmaz. Yani bu bizim işimiz de değil. Ama gelinen noktada artık bunu bir şeye bağlamak, o çocukların da bir yani evli bir anne babadan dünyaya gelmiş olmalarının kanıtı lazım. Serap Hanım, bir sürü şey var, Serap etken Hanım, var yani. Bakın, bizde hukuk fiili durumla hukuki durumu birleştirmek için vardır. Şimdi hukuki durum ne? Evliler resmi anlamda. Fiili durum ne? 12 yıldan beri ayrı yaşıyorlar. Ve hanımefendinin başka birinden, fiilen birlikte yaşadığı birinden çocuğu var. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi için bizim bu yayınlarda telkinlerde bulunmamız, yorum yapmamız kadar normal bir şey yok. Böyle bir örnekte. Böyle bir örnekte. Çünkü bizde sadece yazılı kurallar yoktur. Toplumsal kuralların hepsine aykırı bir durum var ortada. Ne örfe, ne adete, ne geleneğe, göreneğe, ne ahlaka, ne din kurallarına hiçbiriyle örtüşmeyen bir birliktelik var. Dolayısıyla da bunun fiili durumun hukuki durumla örtüşmesi için boşanmaları ve iki tane çocuğun Musa Bey'in kütüğünden alınıp Coşkun Bey'in yani Selda Hanım'ın yeni fiilen birlikte yaşadığı kişinin kütüğüne geçmesi lazım, şart. Peki şimdi Musa Bey de buradan sözünü verdi. Musa Bey, seni bütün köydeki arkadaşların izledi, akrabaların izledi, doğru. Seni tanımayan tanıyan herkes izledi ve sen bir söz verdin. Evet, ben bu kadını artık boşuyorum dedin. Bundan dönmek sana yakışmaz. Yap. Hasan Bey bu konudaki gerekli düzenlemeleri yapacak, belgeleri hazırlayacak. Pazartesi günü ben seyircinin karşısına sen de burada, sen de burada diyeceğim ki bakın sözünü tuttu, boşanma evrakını imzaladı. Bundan sonrasında gidişatı göreceğiz demek istiyorum. Bunu lütfen sözünü arkasında dur. Her peki, zaman hazırım. Tamam. Bravo. Ahmet ve Ahmet Bey ve Emine Hanım stüdyomuzda. Onlar biliyorsunuz buraya 12 yıldır görmedikleri torunlarını görmek için geldiler. Biz ne bekliyorduk, neler oldu? Torun ararken işin içinden iş çıktı, hikayenin içinden hikaye çıktı efendim. Emine teyze ve Ahmet amcanın tek isteği 12 yıldır eski gelinleri Meral'in sakladığı torunlarına kavuşmak. Yayınlarımız sırasında eski gelinleriyle ilgili öyle şeyler duydular ki şok üstüne şok yaşadılar. 12 yıl sonra ilk defa yüz yüze geldiler. Kızım çocuğu göster, babasını kaybettim.
Ben torunumu kaybetmek istemiyorum dedi. Çok arkadaş söyleme, söyleme. Oğlumuz öldü. Ertesi gün Meral gitti. Hüseyin öldü. Ertesi gün gittiniz. Peki Hüseyin öldüğünde üzüldün değil mi? Üzeceğim ablacığım. 40 yaş büyük kocasına neler yaşattı. Ben zaten mahkemeye verdim onu. Ben çocuğumu kendi nüfusuma alırım. Kadın olursan başımın üstünde taşırım. Olmazsa hadi sana güle güle. Babaanne ve dede torunları Emine'ye kavuşacak. Birazdan. Evet. Babaannesiyle aynı adı taşıyan torun Emine'yi biliyorsunuz 12 yıldır görmeyen babaanne ve dede buraya çağrı yapmak için geldi. Ölen oğullarının eşine ve işin içinden işler çıktı. Bir öğreniyoruz ki gelinleri bir yıl sonra kendinden 40 yaş büyük Ökkeş Bey ile evlenmiş. 10 yıl aynı çatı altında iddialara göre Ökkeş Bey'i dilendirmiş. Kendi kızını dilendirmiş iddiaları söylüyorum yani. Ondan sonra efendim en son bir yıl önce Ökkeş Bey evli barklı adam olmasına rağmen bakım evlerine yatırılmış. Bu arada Ökkeş Bey'in uzaktan akrabası hısmı olan Ferhat'la geçtiğimiz Aralık ayından itibaren bir ilişki başlamış. Meral ondan 7 aylık hamile. Bu arada 14 yaşındaki Emine ne durumda? Ökkeş Bey onu üstüne almış, evlat edinmiş. Yani olaylar 12 senede hakikaten 30 sezonluk dizi haline gelmiş yani. İnanılır gibi değil efendim. Evet bu konuya bir geçelim. Çünkü burada daha konuşacağımız çok şey var. Emine teyze ve Ahmet amcanın tek isteği 12 yıldır eski gelinleri Meral'in sakladığı torunlarına kavuşmak. Yayınlarımız sırasında eski gelinleriyle ilgili öyle şeyler duydular ki şok üstüne şok yaşadılar. 12 yıl sonra ilk defa yüz yüze geldiler. Kızım çocuğu göster, babasını kaybetti. Ben torunumu kaybetmek istemiyorum dedi. Çok arkadaş, söyleme. Oğlumuz öldü, ertesi gün Meral gitti. Hüseyin öldü, ertesi gün gittiniz. Peki Hüseyin öldüğünde üzüldün değil mi? Üzeceğim ablacığım. 40 yaş büyük kocasına neler yaşattı. Ben zaten mahkemeye verdim onu. Ben çocuğumu kendi nüfusuma alırım. Kadın olursan başımın üstünde taşırım. Olmazsa hadi sana güle güle. Babaanne ve dede torunları Emine'ye kavuşacak. Birazdan. Ben bugün biraz Ökkeş amcayı dinlemek istiyorum. Meral çok rica ediyorum. Ne olur söze girme. Çünkü sen de bütün iddialarını dile getirdin. Şimdi ben Ökkeş amcaya kızının bazı iddialarını tekrar soracağım. Bir, dilendirilme olayı var sizin. Bir de 14 yaşında şu an 14 yaşında olan küçük Emine'nin dilendirilmesi iddiası. Yok beni banyoda zehirlemeye çalıştılar iddiası. İstersen bu dilenme olayından başlayalım Ökkeş amca. Ama tabii ki eminim ki doğruları söyleyeceksin. Evet Ökkeş amca. Emine'nin? Senin ve Emine'nin dilendirilmesi diye bir iddiada bulundu kızın ya senin. Evet. Bunları bize bir anlatır mısın? Dilenme şöyle. İskenderun'da Numune Mahallesi'nde oturuyorduk. Ramazan ayına denk geldi. Paramız pulumuz yok. Daha önce bu hanım beni evde bıraktı, kaçtı gitti. Kayboldu. Ne kadar süre kayboldu? 16-17 gün kayboldu. O an oturduğum ev yanında şimdi kocası olan adamın evinin üstüne taşınmıştık. Oradan kızı da aldı okuldan kayboldu. Akşam üzeri ben Allah Allah bekledim gelmedi. Gelmeyince emi bu çocuğun annesi dedi ki Ökkeş abi Meral gelmedi. Gelmediyse nereye gider saat 5 oldu dedim. Biraz daha hava kararır. Vallahi dedim bu kaçtı muhakkak dedim o zaman bu saate gelmeyen. Ne yapalım? Dedim hemen polisi arayacağım. Ne olur olmaz mı? Benim başım belaya gitmesin. Ben kör adamım. Kaçtı mı? Öldü mü? Kaçırdılar mı? Yolda birisi mi çarptı? Nereye götürük çocuğu? Peki 16 gün sonra neredeymiş geldiğinde sordun mu? Dinle, hani dinle ki. Çok uzun hem, anlatma ama da onlara da söz hakkı vereceğim. Peki hemen nerede olduğunu değil. Gelmedi zaten. Polis aradı, kaybettik 15-16 gün mü, 17 gün sonra
Zaten benim 2 gün sonra çocuğum yetişti. Benim evin içindeki eşyaları da sattım 2200 liraya. Çektim İstanbul'a getirdi çocuk beni. Baba gel dedi, getirdi beni buraya. 15-16 gün sonra telefon geldi, beni kızım aradı, Emine. Baba, efendim kızım, neredesin kızım? Biz şeydeyik, Adana'dayık. İşte annemle buraya geldik, annemin arkadaşına geldik. Kızım siz nereye oraya gittiniz? Kimin yanına gittiniz? Senin madem evden küstün, kardeşin var, öbür kardeşin var, bacıların var. Oraya gitmedin de sen Adana'ya niye gittin? Kimin yanına gittin? Biz size polise bildirdik. Akşamüstü kardeşleri falan geldi gitti, karakol ifade edildi. Ökeş amca, soru cevap gidelim. Peki ondan sonra bir daha bir araya gelmediniz ve sen ondan sonra mı bakım evine gittin? Hayır. Ben şimdi oradan şeyden tekrar İstanbul'dan beni şeye çağırdılar. İskenderun'a geldim. İskenderun'a geldim. Bunlar bir gece şeyde yatmışlar. Hastanenin yatakhanesinde. Sabahına geldi, garajdan beni aldılar. Ablası var payasta. Ablasına gittik. Gidecek yer yok. Ablasının yanına gittik. 2-3 gün orada kaldık. Ne yapalım? Dedik İskenderun'dan bir ev tutup orada oturalım. Eşyamız meşyamız yok. Oradan bir parça, buradan bir parça bir şey isterik. Te yaparık dedik. Geldik Numune Mahallesi'nden bir ev tuttuk. 600 liraya. Bacısı bir yatak verdi. Bir şey gibi. Çuğul, palaz neyse. Bu dedi ki benim tanıdığım bir arkadaşımın şey eşyaları var evinde, onları yarın alak gelek olur. Ökeş amca, şu dilendirilme olayına gel. Dilendirme olayı Ramazan ayıydı. Ramazan ayı, hani şey yapıyorlar ya, herkes fitre veriyor, zekat veriyor. Bizde o an benim şeyim de çıkmadı. Bana bakıcı aylığı alıyor. Bakıcı aylığını almak için orada oturma günün belli olacak. Gelecekler, kontrol edecek. Ne yapacaklar? 2 ayı geçer. Ne yiyeceğiz? Acık, perişanık. Ona buna yalvar, yakar. Kızımın elinde tuttum. Şeye de gittim. Kaymakamlığa gittim. Ökeş amca, bana şunu anlat. Senin kızın şöyle dedi. Ben böyle anladım. Sanki seni sokakta bir köşeye oturttu. Kendi kızını da öbür sokakta ya da senin yanına oturttu. Mendil açtınız. Bravo. Gelen geçen yok. Para attı. Ben aynen. Böyle anladım. Öyle böyle bir mi? Dilendirme var mendil mı? Açma aynen. Yok. Böyle mi oldu? Yok, mendille değil. Böyle isteyerek yani. Ondan tabii, bundan. Tabii ondan bundan fitre istedim, zekat istedim. Peki küçük Emine ne yaptı? O da mı böyle? Benim yanımda o da, çocuk benim elimden tutuldu. Beraber ev ev dolaştınız mı? Hayır. Ben körüm, gidemem ki bir yere. Tamam, ev ev dolaşıp fitre zekat istediniz. Evet, fitre zekat istedim. Peki getirdiler. Meral ne yaptı? O Allah da... Meral evde, Meral yok. Bizim yanımızda Meral yok. Anladım. Ben zannettim. Gerçekten öyle anlaşıldı çünkü. Hani mendil açtınız orada. Yok. Gelen geçen hayırlısı. Hayır, öyle değil. Böyle para topladınız. Ramazan ayıydı işte. Ama sen de kızının yanına verdin. Ablacığım, bir şey değil mübarek mi? Ay. Mübarek aydı. Şeye de gittim. Ta kaymakamlığa da gittim. Orada da anlattık derdim. Anladım ben şimdi. Söyle Meral. Bak, kaymakamlığa gittim diyor ya. Yalan. Nasıl oluyor? Hanifi diye arkadaşı var kendisinin. İskenderun'da 36 sene beraber arkadaşlık yapmışlar. Dedi ki ne? Hanifi dedi, fitreni kime veriyorsun dedi. Vallahi Ökeş dedi, kim varsa ona vereceğim dedi. Adam getirdi kendisine verdi. Bunu diğer bir arkadaşı daha var İskenderun'da. Çocukların arkadaşı. Oğlan kendi getirdi, verdi kendisine. Yani tamam, ben mahalle mahalle gezme değil. Hakikaten bildiğin dilendirilme. Bu biraz da tabii Ramazan ayına has bir şey. Evet. İnsanların o hayır duyguları filan da daha yani ön planda oluyor. Yani kim olsa veriyor, evet. Sen olsan sen fitre, de veriyorsun. Fitre, zekat falan, anladım fitre. Şimdi. Peki, şimdi benim bir konuşmaya, tartışmaya açmak istediğim bir şey var Hasan Bey. Buyurun. Şimdi Ökkeş Bey, Meral'in rahmetli eşi Hüseyin'den olan kızı Emine'yi mahkeme kararıyla evlat ediniyor ve nüfusuna geçirdi ya. Tamam. Şu anda orada baba adı ne yazıyor Ökkeş Bey? Ökkeş Calp yazıyor. Yalnız orada kimlikte Alakuş'ta yazıyor. Alakuş'ta yani, yazıyor. Nüfus, Alakuş'ta hayır, yazıyor. Evet. Alakuş. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde çocuğun nüfusu ile ilgili olarak bütün değişiklikler işlenir. Orada eski soy isminin Alakuş olduğu yazılır. Yazıyor. Ama şimdi baba hanesinde Ökkeş yazılır ve Ökkeş Bey'in kütüğünde olduğu için onun soy ismi. Peki bu soy isim şimdi Ökkeş Bey üstüne aldı ya çocuğu. Sizin torununuz. Evet. Evet. Sanki rahmetli Hüseyin'in, tabii Allah rahmet eylesin, çocuğu değil de evlat edinilmiş Ökkeş Bey'in çocuğu oldu.
Şimdi Ökkeş Bey istese Meral'le Ferhat'ın yaşadığı yere gidip, bir de Meral'in nikahlısı ya hala, o çocuğu alabilir mi? Tabii ki. Alırım. Tabii ki alır. Alacağım. Yani evlat edinen kişi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Söz hakkı. Şimdi bu nasıl oluyor biliyor musunuz Serap Hanım? Şimdi evlilik en az 2 yıl sürmüş olduğu şartlarda evli çiftlerden yeni evlenen çift eski eşin çocuğunu evlatlık olarak alabilir. Ama bu evlatlık müessesesi kurulurken Ökkeş Bey'in çocuklarının rızası ve var ise dededir, büyük annedir bunların da görüşünün alınması lazım. Alınmamış. Aslında hakim hiç vermemeye çalışmış. Çok uğraşmış da bunlar çok baskı yapmışlar. Şimdi Ökkeş Bey gidip ben yani annesi olarak görünüyor ama en azından şahsi ilişki kurmak adına o çocuğu oradan alabilir. Evet. Hani senin yanından alabilir peki, Meral. Peki şu anda kendi Ökkeş amcanın bakım evinde yaşıyor olması bir engel hiç mi buna? Hiçbir şekilde engel değil. Engel değil. Yani Ökkeş amca sen diyelim ki yarın öbür gün gidip kapıyı çalıp çocuğumu verin bana diyebilirsin. Evet, doğru mu? Tabii. Alacağım. Öyle bir durumdasınız. Bakın. Sen konuşma. Alacağım çocuğumu şöyle. Meral öyle evet. Bir durumdalar. Size bir şey söyleyeyim. Ben çocuğu ablacığım, bu Serap aileye abla, bir şey diyebilir miyim? Bu diyeceksin. Çocuğu bırakamam, teslim edemem. Benim bu çocuğu evim ben ayrı bu aileye. Benim hatta evim ayrı. Adamın GBT'si bozuktur. Ben o ay yani Meral, oturduğu evdeki tamam. Bak kocasıyla beraber da kocasına da diyorum. Kocası her şey içki içen bir adam. İçki içer sarhoş olur. Ay. Velayetini alır, nenesiyle dedesi başım gözüm üstüne velayetini alsın, torunlarını alsın, sağ güle ol, güle benim üstümden sildirsin, alsın. Bir dakika Serap abla bir şey yahut da, yahut dur, da bir dakika, ona abla, çocuğu bir alır, dosdoğru sosyal hizmetlere veririm, o ailenin içinde bırakamam çocuğu. Senin oğlun çünkü peki, o çocuğun, o çocuğun namusu benden sorulur, benim soy ismimi taşıyor. Ablacığım kendine şunu da sorar mısın? Benim soy ismimi bir dakika, Ökkeş amca bir saniye. Oğlu bana peki ağzını açıp da niye hakaret laf söylüyor bana küfür ediyor ölmüyor. Meral şu anda ne alakası var? Var? Bana olmadı küfür ediyor. Şu anda ne alakası var? Benim çocuğu kendini nasıl alıyor? Alır. Nasıl alıyor? Alır üstüne vermişsin ya. Babası görünüyor ya. Ablacığım bir dakika bir şey diyebilir miyim? Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir şeyler yapıyorsunuz. Bunun gelecekteki kendisi nelere mal olacağını, nelere sebebiyet aynen vereceğini şu kadarcık aynen düşünmüyorsunuz. Çocuk kendini istemiyor bile. Serap Hanım bakın şimdi Ökkeş amcanın eski eşinden olan çocukları. Ondan sonra Meral'in eski eşinin ölen eşinden olan çocuğu evlatlık olarak kendi kütüğünde. Bir de Meral'in şimdiki Ferhat'tan olan çocuğu da Ökkeş amcanın kütüğüne kaydedilecek. Allah Allah. Şimdi, denetimin hadi var mı? Pirincin taşını ayıklayın. Olur olur. Nasıl ayıklayacaksın? Olur olur. Sana çocuk hemen veririm. Hemen boşanacaksın. Ben vermişsin ya. Vermişsin bu ya. Bu çocuğu alacakmış. Sen ama kim onun verecek kütüğüne sana? Yazılacak. Öbürünü İstediğin vermişsin. Daha sen Meral niye nasıl bu adama hakaret ediyorsun? Hakaret ettiğin adama niye çocuğunu verdin? Çocuk diyor kendinin diyor, alacağım diyor. Niye? Onu da öbürü diyor de senindi. Niye verdin? Kendisi bana ne dedi? Ben dedi çocuğa da gül gibi bakacağım dedi. Sana da dedi. 10 sene bakmış. 10 sene ben kendime baktım. Arkadaşıyla sen de ona bakmışsın. Ablacığım bak. Bakmış. Senin gelirin mi arkadaşı vardı? Arkadaşı bak telefon etti ben arkadaşıyla görüştüm. Dedi yayına bağlat gerekirse ben konuşacağım dedi her şeyi. Meral sen nasıl baktın? Para kazandın mı? İş yaptın mı? Ben kendimin bakıcısına da yaptım. Bütün temizliğini varına da ağzına tamam yemeğini varına da yedirdim. Sen onu yaptın o da para koydu ortaya. Ameliyat oldu. Kendi tıraşımı kendi olan. Hepsini ben yapıyordum yalan yapan söyleme. Benim. Yalan söyleme. Neyime bakmış bu tıraşını benim? Tıraşını yapıyordum. Tabii dırnağını yıkadı. Başını yıkadı. Tabii yıkadı beni banyo. Ben söylemiyorum. E tamam bana, Meral. Bunlar bana bakıyor. Bir şey. Sen ama ona baktın. Benim, o da sana para buldu. Ya bunun evliliğin amacı, amacı neydi, neydi zaten? 40 yaş büyük biriyle evleniyorsun ki. Amaç evet neydi zaten? Ne bekliyordun? Aşk yani evliliği miydi? Başka ben bir beklentin mi vardı? Ben istemiyordum. Daha ne işte beklentin miydi? Annemin yanına da kendini öteceğiz ol. Annem bilgiye verdiyse de kendini de alsın. Ben istemeyerek ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi Ökkeş amca. O çocuğu isterse tabii annenin rızası da lazım ama sosyal hizmetlere verebilir. 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 İki, Ökkeş amcaya dava açsa
Emine Hanım ve Ahmet Bey. Ökkeş amca da mahkemeye çıkıp evet ben velayetini veriyorum dese verebilir mi? Verebilir. İşte hatta o. Şöyle evlatlık müessesesinin yani hukuka İptalini. Aykırı bir şekilde tesis edildiği ve gerçeğe aykırı olarak yapıldığından kaynaklı iptalini bile isteyebilir Emine ile Ahmet. Ben evet. Bizim torunumuz niye evlatlık verilsin diye bize dememişsin. Babacası vatan başkasının izinle diyoruz. Tamam alsın, gelsinler diyorsun annesinden, ama. Annesinden dedesi alsın. Ya sen konuşma kalsın. Konuşma. Ben Selam ablaya konuşuyorum. Ben çocuk, sana değil. Çocuk niye istemiyor biliyor musun? Ahmet dedeyle efendi. Babaanneyi istemiyormuş. Neden? Çünkü sen istememelerini sağladın. Yok ablacığım o ben çocuklar, hiçbir zaman demedim. Yavrum o 3,5 yaşındaydı ya. 3,5 yaşındaydı. Ben hiçbir zaman demedim. Kızım ya isteme yavrum isteme demedim. Serap Hanım yani Emine ile Ahmet de çok gecikmişler. Kaç seneden sonra buraya gelmişsiniz. Zamanında gelseydiniz belki de bunların biz hiçbiri daha olmayacak. Daha önce gelmek varmış. Hayır, bunların hiçbiri yaşanmayacaktı belki Emine Hanım ya. Ya siz bir telefonla yok başka babası var deyince kapatmışsınız mevzuyu. Yıllar boyunca 10 sene boyunca kardeşim peşine düşmemezler. Hiç ulaşmadılar. Konuşturmadılar. Telefonu kapattı. Konuşturmadılar basın iskende örnek gibi. Duymadım ben. Yani. Babası yok dedi. Ahmet Bey. Babası nasıl yok? Babası yok demedim ben. Ha dedin yeni bir babası var dedin. Yalan söylemeler Allah'ın aşkına. Hayır demedim. Ekmeği sen de yemeğin ben dedim. Ben hiçbir zaman demedim. Ahmet Bey bir şey söylüyor. Kızım dedim babaannendir dedendir. Dur Meral. Ahmet Bey buyur. Serap Hanım biz... Can tehlikesi için ben gidemedim. Hatta korkmuş bunlara aradım. Güvenemedik biz. Bunların hepsi de hatlarını değiştirdiler. Ben nasıl ulaşırım bunlara, nasıl güvenirim ben? Şimdi ben korkucumdan gitmedim. Gidemedik. Can tehlikesi var ortada. Biri konuşurken biri sussun olur mu? Kırkan'a gelip de emniyete girseydin. Can tehlikesi var ortada. Ben onun için gitmedim. Yani bunları sonunda... Ağabeyleri değiştirdi, Meral değiştir, hepsi de değiştirdiler numara. Hani ne yapabilirler ki sana ne yapabilirler Ahmet Bey? Ya bugüne kendinden korkuyorsun ya torunumdan niye endişelenmedin peki? Torunumu görmeye geldim emniyete. Kendinden korktun ya gitmemek için. Korktum da gitmedim ben açıkça. Hayır. Ay, torununu da sattılar mı, öldü mü? Efendim, ya. Aa, onu öğrendik. Durdu'dan öğrendik ona, eniştelerinden öğrendik. O zaman abiden... Durdu'dan öğrendik. Abisinden, babasından, öğrendik. Annesinden, babasından çıkmış, çıkışmış, evlenmiş. Bir tane adam var, çocuğu evlat edinmiş. Ya biz bu adamı bir gidip görelim. Belki o bir merhamete gelir bize tabii, çocuğu gösterir. Tabii ki. Yapmamışsınız bunları. Siz de, sizin de hatalarınız var. Gelmediler. Şimdi Ökkeş amca, efendim? Sen... Boşanmazsan eğer Meral'den o ben, çocuk yani yeni doğacak çocuk direkt senin üzerine yazılacak. Ben boşanmak istiyorum anında. Ben şimdi istiyorum. Keşke Allah beni şimdi boşasanız hemen şimdi hemen. Gözünüzü seveyim elinizi öpeyim beni bir an evvel boşayın. Ben zaten mahkemeye vermişim. Peki yani ben senin yerinde olsam verdik. Şöyle yaparım. Şimdi o çocuk da senin üzerine yazılmasın diye. Heh. Acaba o şeyi... Velayeti falan babaanneyle dedeye verseler de sen öyle mi boşansan diyorum. Ha? Ne dersin? Kendini o zaman ben süründürürüm. Nasıl o değil ben süründürürüm. Niye? Ben Emine'nin velayetinden bahsediyorsunuz değil mi? Küçük Emine'nin velayeti. Evet küçük Emine'nin. Benim çocuğumda bir hakkı gene yok. Bir hakkı gene yok. Babası yapmışsın ne demek hakkı yok ya? 10 sene 10 yıl yiyorsun ya. Babası olarak adamı bir dakika Ferhat sen ne diyorsun bu olanlara sen ya? Karışma. Bir çocuk. Sen bak, karışma. Ya karışacak Meral. Sen karışma diyor. Hayır sen karışma bu olaya. Ben senin olayına karıştım mı? Yok sen de bu olaya karışma. Tamam, karışmayacaksa niye getirdin? Ben neden burada bulunuyorum o zaman? Tamam bunun olayı çocuğun olayına. Çocuğun olayına zaten karışmıyorum. Bana soru soruyor. Ben genel bir şey soracağım Ferhat'a. Ferhat işi zor ama söyleyeyim ben. Ferhat işin zor. İşin zor senin Ferhat. Ben söylüyorum ben. Senin çocukla şeyine velayetine karıştım ben gülüm yok. Başında yer. Ferhat, şimdi bir kadın düşün. Diyelim ki sen, bir kadın sana 3,5 yaşındaki çocuğuyla geliyor. Evet. Ve sen 10 sene o kadınla evlisin. Evet. Ve o çocuğa bakıyorsun. 10 senenin sonunu üstüne de alıyorsun, evlat ediniyorsun. Evet. 10 sene gerek işte fitre, zekat, o, bu, emekli maaşıyla ki o çocuk da baba diyor ona. Tabii, ve tabii. 10 sene sonra o kadın sana çıkıyor diyor ki sen kimsin ki nasıl babalık yaptın? Bu normal mi ya? Bu vicdansızlık değil mi ya şimdi Meral'in söylediği? İnsanın yediği ekmek gözüne durur. Vallahi öyle ya Meral. Ne babalık yaptın diyor. 13 sene niye 16 gün gittin de geri madem döndün öyle o bir zaman şeydi, da o adamı bak, çağırdın. Madem öyle bir şeydi. Bir dakika Ökkeş amca. Madem öyle bir şeydi ilk evlendiğin zaman benim çocuğumun bir babası var bir ailesi var diyecektin.
Onun soy isminin üstüne vermeyecektin. Ailesinin yanında kalacaktı. Yine sen bakacaktın, analık yapacaktın. Niye? Senin yavrunu alan yok, yok. Bir köpek yavrusunu al bakayım, alabilir misin altından? Ne yapar o seni? Sen ne diyorsun ya? Evet ya. Sen ne diyorsun? Senden almıyor. Sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ferhat sana bir şey anlatıyor. Tamam ben de anlatıyorum işte. İlk nüfusuna verdiği zaman vermeseydin. Bıraksaydın babasının, ailesinin soy isminde kalsaydı ama yine sen kendi yanında baksaydın. O zaman bugün bu insanlar buraya gelip oturup bizim torunumuz diyemezlerdi. Neden biliyor musun? Bu torununuz da sizin soy isminizi taşıyor. Siz sahip çıkmadınız, siz bakmadınız. Şu an sen haklı çıkarıyorsun herkesi. Bir dakika bağırma. Bağırma. Bağırmıyorum. Bağırma. Gelenlerde Durdu'yla görüşülemiş. Hamza ile görüşülemiş. Hayır, Durdu'yla o zaman öğrendik biz. Bak Durdu'yla ne zamandır konuşuyordunuz siz abla? Bir sefer konuş. Ya işi döndürüp dolaştırıp onlar aramadı diye getirme. Getirme. Bu işin kestirmesi ablacığım. O ayrı. Ben kendi çocuğumu kendim almak istiyorum. Onun için de Ökkeş Bey'le boşanması gerekiyor. Boşanmasını istiyor. Bu teyzemle dayımı da ben hayatımda ilk defa burada gördüm. İsimlerini de burada duydum. Ha, torununuz yaklaşık 11-12 aydır benim yanımda. Benim çocuğum neyse o da o. O da çok kız. Evlat da candır, gerisi zaten yalandır. Evlat olmaz. Bu yaşlıyı ben... Çocuğu... Yani bir an eğitirdiği çocuğun benim. Mağdurdur. Ben oğlumun evlatımı vekil yani babasız büyüdü diyorsun. Mağdur. Bu adamcağız 10 sene babalık ama yapmış yani. Yapmış. Ben yapmış. Onu da inkar etmiyorum. Yetim, yapmış, ekmek yedirmiş, okutmuş. Ama Meral sen Allah'ın hakikaten yanında şey değilsin yani vefa duymuyorsun. Bir vefalı olman lazım ya. Bu adam 10 sene benim çocuğuma babalık yaptı. Ekmeğini yedi benim çocuğum. Getirdi 13-14 yaşına demen lazım. Çok vefasızsın yani. Bu arada Ökkeş Bey'in kızı Gülizar Hanım telefonda. Serap Hanım. Efendim Ökkeş amca. Bu Serap Hanım merhaba. Bu anne var ya, bu anne. Bir saniye Gülizar Hanım. Bu anne kızına derdi ki Emine kızım keşke baba, senin şey, keşke benim babam da senin baban gibi olaydı derdi zamanında. Peki bir istediğini iki yapmazdım. Bir saniye Gülizar Hanım bir konuşsun lütfen, herkes bir sussun. Gülizar Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Buyurun Gülizar Hanımcığım. Ben programa ilk katıldığımda da Emine için katılmıştım. Burada 14 yaşında bir çocuk, kız çocuğu söz konusu. Evet. Çocuğun bir şekilde babamın üstünde gözüküyor. Bu bilinen bir gerçek. Bizim de kardeşimiz olarak görünüyor. Bizi başta bu çocuğun öz babasının kim olduğunu bilmiyorduk. Meral bize farklı anlatmıştı. Ay. Ama ben televizyonda izledikten sonra... Onu televizyonda izledikten sonra insanların ne kadar saf ve masum olduğunu gördüm. Babama da onlara yardımcı olmalarını söyledim zaten. Şimdi Meral'in ilk önce oturacak bir evi yok şu anda. Nereden biliyorsun? Ferhat'ın da oturacak evi yok. Röportaj yaptığı ev sizin de bildiğiniz gibi Ferhat'ın annesinin evi. Evet. Evdeki alınan çekyatlar babamla, yani babamın parasıyla alınan çekyatlar. Allah Allah, babasına. Ayrıca bu çocuğu okul zamanı alıp evden kaçırdı babamın söylediği gibi. Ben size evin resimlerini, çocuğun kitaplarını, resimlerini, formaların nereye atıldığını hepsini gönderdim. Oradan izleyebilir, inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak düşündüğümüzde 14 yaşında bir çocuk var ortada. Meral'in hayat tarzı belli. Benim babamın üstünde göründüğü için bu çocuk 18 yaşına da gelse, bu çocuğun başına herhangi bir şey getirirse Meral yine biz sorumlu olacağız. Bundan dolayı yani bir çocuğun hayatı söz konusu olduğu için Meral babama söylediğimi iyi anla baba. Ya çocuğun velayetini babaanneyle dedeye vereceksiniz. Ya da senin üstünde kalsın baba. Senin üstünde kalsın. Madem sen öz baba gibi haklara sahipsen ben sana ev tutarım. Çocuk da okuluna gider gelir. Meral de o çocuğu göremez. Ya da sosyal hizmetlere gider. Sen öyle san. Dede sen ne öyle san deme. Öyle, öyle. Kadın öyle. Söylediği her şey doğru. Her şey doğru. Doğacak olan bebek de... Bir dakika dinle. Doğacak olan bebek de maalesef yani o çocuk da ileride aynı akıbeti yaşayacağı için ve babamın yine üstüne yazılacağı için o bebeğe de verme, gerekiyorsa boşanma.
O çocuk da senin üstüne yazıldı. Yani, çocuk Meral, Meral sahibi misin? Sen, DNA testi var. Meral ya sen hakikaten evet. Var mı? Evet, niye babalı biliyor musun? Öbürünü senin, vermişsin ya. Boşanamazsan zaten babalı testin var mı? Onun üzerine yazılacak bir. Kimlere hiç çıkarmam, gene vermem bu şeyin üstüne. Tabii. Senin keyfine bağlı her şey. Hastaneye ne kadar senin keyfine bağlı. Gülizar Hanım, bir şey soracağım. Lafınızı kesmemek için sormadım. Bize evliliğini farklı anlatmıştı. Babasının kim olduğunu bilmiyorduk dediniz. Ben oraya bir takıldım. Size nasıl anlattı? Buradan duymuşsunuz çünkü rahmetli Hüseyin'in eşi olduğunu. Ben Meral'le babamla ilk evlendi de hani biz bunu kabul etmedik ya. Ben yine de Meral'le bir kadın hocam olarak görüştüm. Dedim ki Meral'e, eğer hocam, abilerin veya annen baban sana bunu yapıyorsa ya, babam da seni parayla satın aldıysa morçası bir dakika diye susar bir şey mısın Meral? Ben de bir kadınım kedin dedim. Morçası diye bir şey. Oraya gidebilirsin dedim. Emine'yi de karşıma aldım. Emine dedim, bak ben de okumamış bir sülalenin içinden çıktım. Ben de büyük yokluklarla okudum. Benim annem de cahildi. Okuma yazması yoktu. Babam o zamanlar hani bizimle çok ilgili de değildi. Ona rağmen okudum. Çocuğum sen de oku dedim. Ben de seni desteklerim dedim. Emine akıllı bir çocuk. Gerçekten okula gidip geliyor. Defalarca da sohbet ettim Emine'yle. Çok zeki maşallah. Evet, Emine babama da çok düşkündü o zaman. Çünkü babam onu boynunda gezdiriyordu. Bize de abla diyordu. Ama Meral'in şu an geldiği son noktada görüyorum ki yani bir insana bu tür olaylarda olan çocuğun başına oluyor. Evet. Ne Ferhat'a bir şey olacak ne Meral'e. O karnında doğan çocuk yine aynı akıbeti yaşayacak. Emine'yi de bir sene iki sene sonra ya birisiyle evlendirecek, hatta Emine oraya geldi, yanında bir bayan vardı. Ben o bayanı, ben bir ürktüm, korktum. Neden korktum biliyor musunuz? Yanındaki bayana dedim ki acaba bu Meral bir çocuğu evlendirdi mi? Çünkü tövbe, kendisi de 13-14 yaşında evlenmiş. Tövbe yara. Kendisi de 13-14 yaşında zorla evlendirilmiş. O kültürün içinden geliyor. Ben Meral'den farklı bir şey beklemiyorum açıkçası. Günlerdir de kendisini orada izliyoruz. Hani bir ağzından doğru bir kelime çıkar, bir şey söyler diye. Ama Meral'den biz onu duyamadık. Yani Meral zaten aklı başında bir kadın olsaydı, benim babam 65 yaş üstüydü. Kız çocuğuna da iyi bakabilirdi. 4000 lirada maaş alıyordu. Kırar dizini otururdu. O maaş onlara, gül gibi o maaş onları geçindirirdi. Hocam, babam o çocuğa tablet de almıştı. İnternetle bağlamıştı eve. Yani bunlar toplamda 11 tane ev değiştiriyor. Bu kadar parayı Meral ne yaptı onu da merak ediyorum. Ben o evrakları da yolladım size. Çocuğu yanına alıp gece 2'de, gece 4'te bir gün Adana'dan para çekiyor. Bir gün Konya'dan para çekiyor. Ne yapıyordun Meral? Çocuğu... Yalan söyle ablacığım. Ne biçim bir üslubun var kızım senin ya? Yok şurada, yok burada. Ben sana normal bir soru soruyorum. Ben hayır ablacığım. Sen niye böyle konuşuyorsun ya? Senin yanında adam söyledi. Bir dakika, ökeş beni saniye. Ben gidişin Adana'ya gittim. Ankara'ya gittiğini, Denizli'ye gittiğini, senin yanındaki adam telefon etti bana söyledi. Nereye Ankara'ya gittim ben, yalan söylüyor. Ben size bir şey daha. Ankara'ya nereye gittim ben, yalan söylüyor. İşte yanında. Namazı burada. Bankamatik harcamalarından ortaya çıkmışlar. Parayı harcamışsın ya, maaş kartını. Yalan söyle, oğluna verdi maaş kartını. Maaş kartından harcama maaş yapınca ortaya çıkmış. Bir dakika Meral. Ya bu kadar ağzı Allah bozuk bir kadın olamaz ya. Biraz ağzını düzelt ya. Sinir ediyor değil. Sen direkt hakarete giriyorsun. Evet. Küfre giriyorsun. Sana diyoruz küfür etme. Kendi bak ne diyor. Ankara'da yok. Evde de mi böylesiniz? Nerede çıkıyor benim ya? Evde de mi böylesiniz Meral'le? Görünüyor. Sana karşı da mı aynı bu şekilde? Ben karşı bu şekilde yapamaz. Maaş kartını, mazot çektiklerini ben nerede ben çektim mazotu? Ben sana ne söylüyorum? Sen nerede yaşıyorsun ya? Aramıza döner misin? Sen nerede yaşıyorsun Allah için? Kız dedin. Sen kaşları... bu şekilde yapmaya devam edeceğim arkadaşım? Bir dakika Ökeş Bey, Ökeş amca bir dakika. O, kızın kaşları dökülmüş. Ökeş amca bir saniye. Efendim ne diyorsun Ferhat? Saçı dökülmüş. Ökeş amca bir saniye, burada. Bir saniye. Telefon burada ablacığım. Resimlerini açma. Ferhat'ı dinlemek istiyorum. Sen bu şekilde yapmaya devam edecek misin Meral?
Bak şu an ne beni Sen bu tarafa geç. Ya içinizde bak, bir şey söyleyeyim mi? Doğru düzgün konuşan bir dinlemesini de biliyor Ferhat aslında. Hayır, verilen cevapların hiçbiri normal değil doğaçtan. Yani ya adam haklı. Bak ben patlamam. Patlamak da istemiyorum. Ama bu şekilde yaptığı sürece hani bir şeyleri kazanmak yerine kaybetmeye mahkumsun. Sen mahkumsun kaybetmeye. Ben de gideceğim yani bu programdan sonra. O karındaki de benim ama ne halim varsa gör. Zaten benim nüfusuma geçmeyecek bu şekilde. Kimsenin nüfusuna geçmiyor. Ne Ökkeş'in ne tamam Alpas'ın. Tamam işte. Hatay'a tek başına gideceksin. Ökkeş'in nüfusuna geçiyor. Geçirmem. Ökkeş'in özbeöz çocuğu olarak görünüyor. Sen bu davayı açıp ispatlayana kadar ki becereceğini de düşünmüyorum. Bunu yapabileceğini de inanmıyorum. Ağabeyim, o çocuk Ökkeş'in evladı. Peki Gülizar Hanım sözü yarım kaldı. Gülizar Hanım bir şey daha söylemek istiyorum dediniz. Evet dinleyelim. Buyurun. Alo. Buyurun. Ekranda izliyoruz Emine'yi hangi ortamda yaşatacaklarını. Zaten iki yeni sevgili arasında şu anda şiddet var. Biz Emine'yi oraya nasıl göndereceğiz? Doğru söylüyorsunuz. 14 yaşında bu çocuk. Bu şiddet yani bunlar daha yeni bebek doğmadan şiddet izliyoruz hep beraber. Çocuğu 14 yaşındaki çocuk bile onun eline nasıl teslim edeceğiz biz? Kesinlikle babamın adı o kimlikte yazarken benim babam sorumlu oluyor. Sadece sen sorumlu olmuyorsun o çocuktan. Ben sonuna kadar babamın da Emine'nin de arkasındayım. Önemli olan o küçük Emine'nin bu kadının elinden alınması. Kesinlikle bunun yanında durmamalı o çocuk. Ya şöyle benim bir şey de var aslında. Gülizar Hanım şu noktada haklı. Bence Ferhat. Emine'nin senin yanında olması da senin açından büyük bir risk. Risk tabii. Ciddi anlamda bir risk. Yetişmiş genç bir kız abi yani, başına bir şey hayır, gelse hayır ondan kastetmiyorum. Yani senin var, yanında olmasın. Ben olsam bu riski satın almam, bu sorumluluğun altına girmem. Bak dedesi orada, şey büyük babası orada. Çocuk kimin evinde? Doğru söylüyor. Babası orada. Doğru söylüyor. Babası orada. Ferhat da haklı. Ferhat. Bu çocuğun başına bir şey gelse herkes diyor. Herkes Ferhat'tan Allah bilecek. Allah korusun. Ferhat'tan bilecekler. Tabii. Tabii. Ben de olsam derim ki dur bakayım bir dakika Ferhat'ta bir şey var mı derim. Tabii. Şimdi Gülizar Hanım'ın söylediği çok önemli bir şey var. Ökkeş amca bir diyor ki. Bir de çocuğu konuşturun bayım. Meral. Meral dinlemeyi veriyorum. Sana diyorum ben de çocuğu konuştur diyorum. Meral sen ben sana. Bekle. Diyor ki Gülizar Hanım baba diyor sen bu çocuğun velayetini bunlar. Annesi ve sen birlikte babaanneye ve dedeye vermeden bu kadından boşanma diyor. Heh. Yani senin diyor şartın bu olsun diyor. Heh. Velayeti versin diyor. Sen zaten veriyorsun. Heh. Olmadı diyor sosyal hizmetlere diyor. Ben tabii. Şimdi arkadaşlarımdan rica edeceğim küçük Emine ile ilgili sosyal hizmetler kısmını bir araştıralım. Böyle bir durumda ne yapılabiliyor ne yapılamıyor onu bir araştıralım. Bütün evet. Bunlar Meral senin bir sonraki adımı düşünmemen, ben bu adamın üstüne yapıyorum ama ileride ne olur acaba dememen, hiçbir şeyi düşünmeden bodozlama bütün olayların içine girmeniz yüzünden oluyor. Ferhat'a da tabii ki kızgınım. Tabii ki evli bir kadınla hem de hısmının karısıyla beraber olduğu için tabii ki doğru bir şey yapmıyor ama onu kabul etmiş. Ben diyor yanlış yaptım, pişmanım. Hatta gideceğim bile o derece diyor beni artık bunalttı diyor. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum ama bu yanlışların bir an önce düzeltilmesi lazım. O yüzden de şimdi biz bu konuda bir çalışma yapacağız. Hı hı. Ve Meral ile Ferhat ile şöyle bir Ökkeş amca ile de doğru düzgün bir konuşalım yayından sonra. Efendim şimdi buraya bir anne geldi. Hemen bir bu konuya o kadar girmişim ki çıkamıyorum içinden. Evet Ali Bey bir baba geldi İzmit'ten. Kızı kayıpmış efendim. Onun için de onu bir an önce alıp bir 5-10 dakikada olsa konuşmak istiyorum kendisiyle. Esra Ubuz 5 gün arayla 2 defa kaçtı. Ailesi 16 yaşındaki kızlarının hayatından endişe ediyor. İkizler yurttan kaçtı. Hayatı tehlikesinden şüpheleniyorum. Genç kız kandırıldı mı? Kandırdılar kızımı sosyal medyadan. Kandırmışlar burada Başakşehir'de. Emniyet tarafından yakalandığı zaman Celal diye bir evinden
polis alıyor. Şimdi ondan beri hiç haber alamadık. Kimin yanında? Seni çok özledik kızım. Vallahi bir şey diyemiyorum. Ne yapayım? Belgeler ama ne yapayım? Ben canım ciğerim ya. 16 yaşındaki Esra nerede? Birazdan. Evet Ali Bey, hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi olabilirsem diyorsun. Bu evlatların peşinde gözyaşı döküyorsun. Aynen. Şimdi Esra 16 yaşında ama daha önce de bir kaçmış. 4 gün sonra bulunmuş. Yurda vermeye çalışmışsın. Oradan kaçmış, etmiş falan. Ama en sonunda kaç gün oldu? 10 gün mü oldu? Şimdi gene yurttan kaçmış bu kız. 16 yaşında. Şimdi önce şu fotoğraflara bir bakın. Yani bu kızlarımız ne ara bu masum yüzlerini, bu masumiyetlerini, makyajsız güzelim yüzlerini, tertemiz yüzlerini ne zaman ve neden kaybediyorlar? Ben buna içim acıyor. Sosyal medya mı, işte gördükleri bir insanları tanıdık ya da işte ekranda vesairede gördükleri insanlara mı özeniyorlar? Şimdi bir Esra'ya bakın, bir diğer Esra'ya bakın. Ne ara bu hale geliyorlar? Aman Allah'ım. Babaya bakın, emekçi bir adam. Efendim elin yani hani ne derler ekmeğini taştan çıkarıyor. Kaç tane 3 tane çocukları var. 26 yaşında, 22 yaşında en küçükleri Esra ve Esra be kızım, sen bu kadar masumiyet yüzünü, en azından masum yüzünü, saçını, gözünü, bakışını ne ara kaybettin be kızım? Aynı kişiler mi? Aynı kişi. Aynı kişi. Yazık, aman günah. Allah'ım ya. Yazık, gerçekten günah. Ya. Ali Bey, kızıyor muydun onun bu hallerine? Kızım bu yaşta bu makyaj ne? Bu burnundaki evet. Ne? Bu işte özentilik ne? Bir şeylere mi özeniyordu? Şimdi ben ilk önce bu benim kızım öğrenci. Öğrenci yani derslerini düzgün yapsın diye ben eve internetimi aldım. Başkalarından yani başkalarına boyun bükmesin diye ben buna ilk başta zaten bu interneti alınca nasıl diyeyim, bir içimde zaten bir sıkıntı vardı. Fakat yine de milletten aşağıya, arkadaşlardan aşağıya kalmaz diye aldım. Ve sosyal medyadan çok şey yapmaya başladım. Ben de işime gidiyorum, ne iş geliyorum. Ne yapıyorsun sen Ali Bey? Ne iş yapıyorsun? Ben inşaat elektricisiyim. İnşaatlarda elektrik ustasısın. Peki sen tabii acaba yanlış mı yaptım? Çok fazla vakit geçiriyor internette, ne yapıyor derken işe ben, gidiyorsun. Ben işte bir ara interneti kapatmayı düşündüm. Fakat yıllık sözleşmesi var. Kapatsam şey olacak. Bir ara yani zaman saati koymayı düşündüm. Yani o da olmadı. Yani gerek duymadım sonradan. Aslında Esra'nın ilk kaçış sebebi, ben İzmit'in Balaran köyündenim. Orada bizim köyde iki arabası var. İki arabasından biniyor. Annesine annesi evde tekti. Esra evde tekti. Annesi fındık. Pardon, bir fotoğraf daha geldi ekrana. Şimdi Esra'ya bakın, Esra'ya bakın. Yapmayın kızım ya. Hem okuyordu da değil mi? Öğrenci. Okuyordu. Zübeyde Hanım lisesine gidiyor. Yani şimdi, meslek lisesine. Evet. Bir mesleğin olacak. Ondan sonra o mesleğinin lisesini okudun. Belki işte üniversitesine gideceksin. Şimdi bu makyajları, bu görüntüleri, bu pozları, bunları zaten yapacaksınız. Çok yani. Yaşınızı yaşayın. Yaşını ya. Yaşa. Şimdi bu iki Esra aynı mı Allah aşkına? Şimdi zaten bu sosyal medyaya takılınca, internet olunca bu arkadaşlar daha çok WhatsApp'tan, ne bileyim oyunlardan kendini kaptırdı. Annesi zaten okuma yazma bilmiyor. O da fındık gömmesine gitmiş. Ben de ona 100 lira para verdiydim. Annesinin de komşunun da düğünü vardı. Gidiyor, annesi de diyor ki madem sen çarşıya gideceksin al şu parayı da ayakkabı falan da alırsın hem kendine hem bana. Ayakkabı alacağım diye çarşıya İzmit'e biniyor. İzmit'in 3 yol mevki var. 3 yol mevkine biniyor. Ta artık İzmit otogarından biniyor. Bu Esenler'den Başakşehir'de emniyet teşkilatı sağ olsunlar görüyorlar, buluyorlar.
bunu çocuk esirgeme yurduna alıyorlar. Çocuk esirgeme yurduna ve ben bundan konuştum. Dedi ki baba ben sizi istemiyorum. İstemiyorum dedi. İstemiyorum dedi. Neden dedim? İşte sen bu annemi rahatsız ediyorsun. Dövüyorsun demiş. Dövüyor musun? Rahatsız ediyorsun. Dövüyor musun? Karını dövüyor musun? Karını dövüyor musun? Yok. Öyle bir şey 3-4 sene hiç öyle bir şey yok. Zaten evi terk edecek kadar hiç en fazla gidersin kulağına çekersin. Ne bileyim bir kıçına bir tekme atarsın işte şey yaparsın her neyse. Bir tokat atarsın ama bu kaçma derecesine kadar hiçbir şey şu anda bile var. Vapsat'ında arkadaşları kandırmışlar. Diyorlar ki Esra sen ne yapıyorsun? Ama bana ben cevaplıyorum onu. Ben hattı benim üzeremeydi. Ben bunu Esra gidince ya uçak modunu aldı, telefona ulaşamıyorum ya da hattı kırdı attı. 10 gün önce gittiğinde. 10 gün önce. Evet 10 gün önce. Biraz bunu, babanın 25'i, hafif kulağı 5'i, ağır işitiyor. Bugün ayın kaçı? Evet. 24'ü. Evet. 24'ü. 10 gün önce olmuş olsa 14 gün önce. 24 ya 14 gün önce. Nerede kalmış şaşırdım ya. Peki 10 gün 14 gün değil. Ayın 14'ünde gitmiş. Doğru mu? Yok. Ayın ilk başta ikisinde kaçtı. Onu demiyorum. Son gidişini söylüyorum. Son gidişi 14 Eylül. Yok, son gidişi 5 yani ayın 5'inde. 3'ünde yakalanıyor. İkisinde yakalanıyor. İkisinde yakalanıyor. Yani 16 gün mü oldu? 16 gün falan evet, mı? 15. Evet, 16 peki. Gün. 16 gündür hiç arama, sorma yok mu? Yok. Arkadaşları görmemiş mi? Arkadaşları görmemişti. İlk gidişinde birilerinin yanında bulunmuş ya. Evet. Gene onların yanına gitmiş olabilir mi? Ben emniyet teşkilatına, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdum. Emniyet Müdürlüğü dedi ki biz sana bilgi vermeyiz. Ama ben baştan il Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Dediler ki Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verirsin. Emniyet oraya bilgi verdim. Bu da bana diyor ki sen şey yaptın mı? Savcılıktan yani ben... Peki Ali Bey o bürokrasi kısmını bırak. Sen şurada kızına bir seslen bakayım. Belki hafta sonu dayanamaz senin işte üzüntüne çıkar gelir bir şey olur. Şu kameraya doğru kızınla bir konuşsana bak işaret ediyor bak kırmızı yanıyor ya o kameraya kızınla bir konuş. Nasıl? İçinden ne geliyorsa söyle. Dön kızım de, özledik de. Ne istiyorsan onu söyle. Şimdi ben ilk başta kızımın hayati tehlikesinden korkuyorum. Yani ikincisi bu sosyal medyadan korkuyorum. Gel de gel, özledik seni de. Onları konuştuk. Bir de bu sosyal medyada videoları vardı. Kızının. Evet, sosyal medyada videoları varmış. Savcılığa, ben İzmit Savcılığına bunun baba olarak müracaat ettim. Bana dediler ki 1,5 ay sonra belli olur. Peki, sana Ali döneriz. Peki Ali Bey, o videolarda sakıncalı bir şey mi varmış yani? Evet, ince taciz var. Cins, kızının evet. Videolarında. Birileri ona şantaj evet, mı yapıyor diye. Videolarında ya? Cinsel taciz var. Karanlık odada. Karanlık odada... Kızın olduğunu nereden biliyorsun? Ben kızımın olduğunu nereden bileyim? Ben İzmit Savcılığına baba olarak gittim. Sen nereden buldun bunu? Müracaat ettim. Dedim ki ben Esra Obuz'un babasıyım. O kayıtları nereden buldun? Kayıtları gördün mü? Evet gördüm İzmit kızın, Savcılığında. Kızın bana... var mı? Kızın var mı içinde? Evet. Seçebildin mi kızınız? Karanlık okudum diyorsun. Ben bizzat okudum. Belki sesinden tanımıştır. Görüntüsü vardı öyle mi videoda? Videonun görüntüsü yoktu. Esra'nın savunmasını okudum. Allah Allah. Evet efendim veda vaktimiz geldi. Bugünle birlikte haftayı da noktalıyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve pazartesi günü sağlıkla yine Star ekranlarında buluşalım diyorum efendim. Pazartesi gününe kadar kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim.